Tamam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Allah iki cihanda aziz eylesin inşallah. Rızası dairesinde hareket yaptırıp hayrat kazandırsın ve kendi rızası dairesinde iken teri seyletsin inşallah. Öyle söylediğimiz duayı da Allah olduğu için kabul eylesin. Ya öyle söylüyoruz. O kadar ciddi bir hakikat ki şu varlıkta bulunmak. Şu varlıkta bulunmak. Yani Adem Aleyhisselam burada bulunabilmesi için cennet gibi bir şeyden ve peygamber gibi bir makamdan bedel ödeyerek ikisinden de gelmiş. Biz merhamet olarak hiçbirisini ödemeyerek gelmişiz. Size bir cümleyle başlamak istiyorum. Yusuf bir bardak su verirsin. Cehalet bilmeye açıktır insan. Cehalet Gazali der yani bunu. Cahil olduğunu bilmek kötü o kadar bir şey değil. Cahil olmak kötü bir şey değil. Cahil olduğunu bilmek alimliktir. Bir daha. Cahil olmak o kadar kötü değil. Cahil olduğunu bilmek hiçbir şey bilmiyor ama cahil olduğunu biliyor. Alimmiş. Buradan başlıyor. En kötüsünü söyleyeyim diyor. Doğruluk namı altında yanlışı bilmek. Risale'de, Tabiat Risale'sinde buna cehl-i mürekkep deniliyor. Bilmez, bilmediğini de bilmez. O çok korkunç bir şey. Kendini öğrenmeye kapatmış demektir. Doğruluk namı altında yanlışı doğru diyebilmek. O çok korkunç bir şeydir. Öğrenmeye kendisini kapatır. Biliyorum ya. İşte aslın fitnesi bu. Doğruyu bildiği zannıyla yanlışı doğru gibi bilirse alıcılıklar kapanır. İkinci söyleyeceğim cümle. Bu insan bu dünyaya taallum ve tekemmül etmek için, taallum dimağdır, tekemmül kalptir, için gelmiştir. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Aklı en veciz. Şu kafanın, şu dimağı nasıl aktif ederiz? Bu nasıl aktif olur? Yani ilim yapıyoruz, bu ders yapacağız, belki de 2-3 saat sürecek. Hep bunlar, hep bu derslerin sonucu nedir? Aklı nasıl kafayı aktif ederiz? Dikkat latifesini uyandırmak içinmiş. Dikkat latifesini uyandırmak içindir. Erdin sesini kapat kardeş. Şimdi dikkat latifesi haramı helal yapandır. Senin olmayanı sana mal eder. Hak etmediğin halde lütfu ilahi olarak sana verilmesine sebeptir. Misal. Muhakematta der ki haramın olan bir kız. Muhakematta geçiyor. Yani şey, batılı tasvir değil. Haram bir kız. Senin olabilmesi için eşin helal. Nikah lazım. Dur da nikah lazım. Nikah olabilmesi için ne lazım? Şartlardan bir tanesi mehirdir. Diğer şartlardan iki tane şahittir. Tamam. Şimdi dima ve ak. Şimdi nazik ve nazininlerin mehirleri yani haramın helal olabilmesi için mehir neyse nikahta aklı çalıştırmanın senin olmayanları sana mal olması veya birbirine çatışan ve çelişen tahayyül, tasavvur, taakul vesaireleri bütünlüğe getiren nazik ve nazeninin
mehirler, mehir. Sen nikahlanması için mehir. Senin olmayan bir şeyi sana verilmesi, hak etmediğin halde ihsan edilmesi, ikram edilmesi, lütfedilmesi neymiş? Dikkat latifesidir. Bu dersleri dikkat için, dikkat latifemizi uyandırmak için okuyoruz. Dikkat latifesi nedir? Muhakemattan söylüyorum. Şu dima, üç makaledir muhakematta. Dikkat latifesi sonucunu veriyor. Dikkat latifesiyle dima aktif olur. Kalp çöp haline getirmemek için, el hubbu fillah vel buzu fillah. Yani dostunu düşmanın o kadar mühim ki basit zannetmeyin. Yevme yec'elul vildane şiba. 26. sözde geçiyor. 13 yaşındaki bir çocuğun bu toplumun sosyal medyası ile içerisi o kadar çöplük ki, o kadar doğrularla yanlış, o kadar var ki, o içsel alemindeki malzemeleri elde etmek için Osmanlılar'da en az 10 tane adam 60 yaşında yaşarsaydı, 10 tane adam 60 sene yaşasalardı, o 10 tane adamın 600 sene ediyor, onunla çarparsan, onların bilgilerinden fazladır bu 13 yaşındaki çocuğun içi. Onun için ahir zamanda çocukları da ihtiyarlattı. يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبَ. Bu neyle oluyor? Kalbine mukayyet olamamaktan اَلْهُبُّ فِي اللّٰهِ وَالْبُوزُ فِي اللّٰهِ. İmanın da dibidir, altıdır, veri tabanıdır. İstersen Allah'a iman et, istersen İslam esaslarında namaz da kıl, dibi işte küfre taraftarsan hiçbir anlamı yoktur. Hakka tarafgirlik olan İslamiyet. İşte dima dersimiz, dimadaki bugün şeyi okuyacağız. Evamiri tekviniye. Geçen hafta emir okuduk. Veya evamiri devam ederiz. Bakacağım şimdi. Niçin mukaddeme bununla başladım? Bir, cehalet o kadar şer değildir. Cehaletini ilim kisvesi vermek şerdir. Cahilini biliyorsan ne mutlu sana, alimlik başladı demektir. Doğruluk namına yanlışları bilmek o insanı insanlıktan eder ve alıcıları kapatır. Öğrenemez, kapamaz, bilemez, değişemez. İşte dikkat latifesi dima, Allah'a göre dostu düşmanı tayin etmek kalbi çalıştırır. Böylelikle başladık. Abi dikkati bize veren de bizi nikahlamış gibi oluyor mu tabiri caizse? Evet. Hı-hı. Yani daireyi harika almış oluyor yani. Nikahımız dikkattır. Dikkat mehir neyse dikkat dimada odur. Yoksa hatırlar mısınız? Esrar anlatmıştım. Esrar. Sırlar yani. İnsan bir meşru doğar, bir gayrimeşru doğar. Meşru doğarsa nikahlıdır. Meşru doğmazsa nikahsızdır. Ötelere, his dünyasına, latif aleme nikahsız doğmak, yani manevi nikah, esrarla olur. Sen orada kapıyorlar seni. Esrarla geçtin mi oraya? Orada bittin artık. Ruhani alemde gayrimeşru doğmak, meşru doğmak, esrar sırlar demektir. İşte o aleme nikahlı doğmak, mehrini vermekle mümkündür. Mehri vermeniz lazım. Mehir. Mehir bizdeki karşılığı nedir? Ustada misali bu mahkematta. Dikkattır. Evlilikte mehir neyse,
haramın helal, haram olur. Helal mı olmaz? Ondan sonra dikkat mehirdir. Mehir. Dima yanlış döllerler. Vahi döllerse mehrini vermişsin. Eğer burayı başkası mayalarsa bu kadar ilim yaparak gene inşallah Allah nasip eder. Bu ilim yaparak dikkat latifemizi aktif etmek lazım. Eğer bu kulağı vahiy ile mayalarsa meşru olur. Vahinin dışında dikkatsiz o esrar şey, o da sol kulakta dönülüyor. Evet, o da doğuyor. Hissiyat dünyasına doğar. Öyle leylim leylim olur. Leylim leylim olur. O da gayrimeşru oraya doğduğu için vurgun yer. Bedel ödemeden gitti. Mehir vermedi. Yani bu bir tabirler anlatıyorum. Bu dima dikkat. Dikkat vereceksin. Elinizden geldiği kadar dikkat latifesini kullanacaksınız. Bu derslerde, her derste dikkatinizin bozmasına kimseye müsaade etmeyeceksiniz. Yani hakkın hatırı âlidir. Kendine bile bu şeyi vermeyeceksin. Hakkı vermeyeceksin. Dikkat latifesi. Kalbine de kim derse desin. Dayın olur, baban olur, annen olur. Sen dahi Allah'ın düşmanına dost etmeyeceksin. Dostunu, düşmanını Allah belirleyecek. Kalbin böyle çalışır. İslamiyet hakka tarafkirliktir. Yoksa hiçbir şey alamazsın. Onun için dikkat çok önemli. Geçen hafta imkandan konuşmuştuk. İmkan şurada. Bakayım. İmkan ikiye ayrılmıştı bu makamda. Mümkün ve madum. Fakat imkanı okuyorum. İmkan çalışması yapıyorum arkadaşlar. İmkan çalışması. Şu anda bulabildiğim imkan 5 tane. Şu anda. İmkan bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Mümkün ve madumdan hariç mi 5 tane? Evet. Yoksa o da dahil? Yok, sistem şu. İmkan-ı zati. Zatta bir imkan var. Bu başka bir imkan. İmkan-ı zati. İmkan-ı akli. İmkan-ı örfi. İmkan-ı adi. İmkan-ı zihni. İmkan-ı ilmi değil mi abi? İmkan-ı ilmi mümkünde zaten. Evet, şurada. Şimdi ben burayı sileceğim. Geçen hafta şuydu. İlim ile temiz ediyoruz, teşhis ediyoruz, tayin ediyoruz. İrade ile tercih ediyoruz, tahsis ediyoruz. Bu acayip bir şey yani. Bu. Kudret ile tesir ediyoruz, ispat ediyoruz, icat ediyoruz. Tekvin ile ne yapıyoruz? Tekvin. Şurayı sileyim. Şimdi tekvin ile kudret arasındaki fark pek bir yerde göremeyeceğimiz, duyamayacağımız bir şey. Arkadaşlar, kudret sıfat-ı subutiyedendir. İlim, irade, kudret, sem, basar, kelam, hayat, yedi. Zat-ı sıfat, vücud, beka, kıdem, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam-ı bir nefs, tekvin.
Eksik söyledim mi? 7 tane sahip. Bak. Kudret sıfatı sıfatta olan ilimden vücuda hariciyeye çıkartıyor. Farkı söyleyeceğim. Çok ilginç bu. Hani çalışmalarım şeyleri hulasa ediyorum size. Kudret ilimden çıkartıyor. O kadar. Tekvin ise madumu Adem'den, bak madum mevcudat ilmiyeler. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvan. Adem neydi? Vücuda perde olmuş. Adem'i bir tarif edeyim. Son gelebildiğim. Bu kadar Adem hakkında tariflerimiz var çok. Son şeyimiz. Tazelediğimiz bir bilgiyi söylüyorum. Son. Ama bunu kavramak zor tabii. Olmayanın olmayan içerikleri. Tamam. Yeni bu. Adem hakkında bir sürü şeyler var. Sıfır, Big Bang, karanlık, uyku, bir sürü misaller vardı. Adem, imkanı çalıştığım için söylüyorum. İmkandan bana verdi bunu. İmkandan buldum bu şeyi. Adem'i tarif ediyorum. Olmayan şeyin, yani değişelim, şey de koyma. Olmayanın olmayan içerikleri. Olmayanın olmayan içerikleri. İçeriksiz içerikleri. Olmayanın olmayan içeriksiz içerikleri. Bu. Şimdi terkelleme mi yapıyorsun? Hayır. Biz aklımız bunu anlamaz demektir diye bir ifadeyle. Çünkü akıl varlığa ait bir alet. Sen şimdi termometre ile barometre gibi kullanırsa olmaz. Hatta termometre ile yani havayı şey yaparken koltuk altını ölçemezsin, o hava ölçeni. Gene o da sıcaklık tutuyor gibi. Akıl kainattaki ilişki ve çelişkileri şey yapıyor. Şimdi bu çok önemli. Burayı kaçırmamanızı, dikkat latifesi. Onun için başladım. Kudret ilimden çıkartıyor. Tekvin ise emir ile Adem'den madumu çıkartıyor. Şimdi siliyorum, gösteriyorum burayı. Yazacağım yani. Tamam mı abiler? Şurayı. Abi bir şey sorabilir miyim ben? O zaman ilim olmazsa kudret olmuyor mu? İlim olmazsa kudret olmuyor mu? Sorulamaz. Çünkü sübut-i sıfatta kudretin olmamasını söylüyorsun. Hani ilimden çıkartıyor ya kudret. Değil mi? O zaman ilim olmazsa? İlim olmazsa ne demek? İlim sübut-i sıfatta var. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmaz. O zaman bir şey, irade etmek ilim gereğince oluyor değil mi? Yani ben mertebe katmıyorum, öncesi sonrası demiyorum ama. Ha, nasıl anlamadım? Mesela diyelim ki ben irade edeceğim, demiştik ki bir videoda abi, irade ilimden önce geliyordu. Biz... Ha, o bak şu, mahlukat cihetine bakarsan şöyle, şu ağaca baktığın zaman irade önce geliyor. Bunu kastetiyorsa mevcudattan, ben mevcudattan konuşmuyorum şu anda. Ama beni buraya getirdiyse tamam. Şu kiraz ağacını görüyor musun? Bu nedir? Kirazdır. Kirazdır. Yanında incir var. Bu kiraz. İncir niye demedi? Kiraz olduğu için. Ayırt ettin. Ayırt ettin. Bu budur dedin. Bu irade. Sonra kudret ve kitabı mümkün dedik. Sonra bu var yani. Hangisi? Bu kiraz. Bu kirazı mı soruyorsun? İlk önce bak. Bu kirazı mı soruyorsun? Vücudu tanımladın. Evet, bu kirazı deyince kudret.
İlk göze çarpan ne oldu? İrade. Sonra kudret. Bu kitab-ı mubin. Bakıyor. Bu kitab-ı mubin. Şimdi sonradan işte bunun ilmi programı, yazılımı, yani evamir-i tekviniyesi ilimdir. Evamir-i tekviniyede ne vardı? Meyil, ihtiyaç, iştiyak, incizap. Bu varlıktan baktığın zaman bunlar İmam-ı Bin, Kitab-ı Bin gayri birbirinden ayrılmaz bir hakikattırlar. Birisi kudret defteri, birisi kader defteri. İmam-ı Bin kader defteri, Kitab-ı Mübin kudret defteri. Şimdi ben size bir şey anlayacağım. O değil konumuz. Mesele o değil yani konuda ama. Şimdi şöyle, bak arkadaşlar. Burası sıfat-ı zatiye. Burası sıfat-ı subutiye. Şimdi burada vücut var. Tekvin var. Diğerlerini yazmıyor. Burada irade var. Kudret var. İlim var. Diğerleri de var mı? Şimdi tekvinde İçinde ne var? Adem var. Daha çok şey var, bilmiyor. Bu anda bildim o. Adem'i de tanımladım. Son versiyonu. Mehmet kardeş duymadığı için de söyleyeyim. Son yani. Ne diyorlar ona? Güncellemek mi diyorlar? Adem hakkında Big Bang dedik örnek için. Nasıl bir şey? Her şeyi tanımlayan ama kendisi tanımlanamaz. Çünkü akıl böyle bir cihaz değil. Yani akıl Adem'i anlamaz. Onun adıdır şu tanım. Olmayanın, olmayan içeriksiz içerikleri. Olmayanın, olmayan içeriklerin içeriksizlikleri. Yani olmayanın olmayan içerisi Adem. Akıl işi değil yani. Şimdi bu Adem'den vücuda çıkacak. Tamam? Vücuda çıkacak. Vücuda çıkan her şey Adem'den mi çıkıyor? Adem'den çıkıyor. Allah ol diyor ya. Şimdi ne ile çıkartıyor? Emir ile. Emir. Emir'i bize tanıdık geliyor. Nerede? İmam-ı Bin'den. İlim emir. Ha, demek ki kader neydi? İmam-ı Bin. Kader defteri. Kitab-ı Mubin neydi? Kudret defteri. Emir buradan geliyor. Şimdi emrediyor. Emredince buna emri tekvini. Tekvinin emri. Tekvin neydi tekvin? Çok önemli burası. Bak tekvin. Adem'in içerisinde olan madumları yani ilme çıkacakları şeyleri çık diyor. Demek ki tekvinin işi Adem'den yani Adem'den çıkarmak. Neyle? Emir. Kudret ne yapar? Kudret, buraya geliyorum. Kudret, şuradaki kudret ilimden vücudu hariciye çıkarıyor. Çıkarıyor.
Emir ise bu cümle benim değil. Diyor ki ilmi kema alimleri onun sübbence kudret diyor ilimden ihraç eder. Tekvin ise diyor Adem'den ihraç eder. Okumuştum geçen hafta eskiler ne demişti diye. Çok tuhaf. Farkı bu. Yani gidip de kudret bu Adem'den vücud harici veremez. Tekvinin içerisine Adem, Adem'i de tekvin emirle emri tekvini. Emri tekvini üç şekilde kendisini gösterir. Bir, emri ilahi. İki, emri Rabbani. Üç, emri ezeli. Ha. Şimdi buradan emirden çıkıyor ama bunlara hepsini ayrı ayrı veriyor. Şimdi bunun hakkında kesin olan bilinen bir şey var. Mesela bildiğimiz buna şey diyor usta. Şuna ilim diyor Kader Risalesi'nde. Bunun hakkında ihtilafımız var. Yani öğreniyoruz, ders çalışıyoruz. Hepimiz çalışıyor. Budur diye kim diyebilecek? Evameri tekviniye de ne demişim? Hangisi? Yani şu, kudret mi ilim mi? Şey, irade mi? Mesela emri Rabbaniye'ye emri bir yerde daha önce şöyle demiş Mehmet kardeşin de sözünü hatırlatayım abi. Mesela ilahlar adam ilahın ilah edilmiş. Rab edilmemiş. Diyor ki ilah önce geliyor sonra Rab sonra geliyor. İlahı ilah iradeye bakar demişti. Bu da kudrete bakar. Mesela kainatta ben şey anlatayım size de. Kainatta sistem, Allah kainatı yönetiyor. Kainatı yönetiyor. Bu yönetmesine ne deniliyor? Allah rububiyeti deniliyor. Yönetiyor. Yönetim. Kainata baktığın zaman yönetim var. Fakat bunu herkes görmüyor. Yönetiyor yani. Ben hakikaten ama çok açık. Bir de içerisinde bu kainatı yönetirken hadiseler oluyor. Bu da ilah. Bu da ilah. Tamam mı? İlah. Şimdi evameri tekviniyede emri Rabbaniye'ye ben şuraya irade demişim. Buraya da kudret demişim. Ama bu ders yaptıkça değişebilir bu diye. Çünkü yönetim herkesçe gözüküyor. Hakikaten soğuk, sıcak, iman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış. Ama ilah sonra geliyor. Herkesçe ortak nokta kainat var, sevk ediliyor. Bu yani gözüken, ilk gözüken her şeye mesela bu kiraz, bu nedir? Kiraz mı soruyorsun? Bu ilk önce kirazdır, sonra vücut geliyor. İlk gözüken, her şeyde ilk gözüken iradedir. Şimdi ilah mı ilk gözükür? Yani içerikleri mi gözükür veya varlık mı ilk önce diyor? Baktığın zaman farklı farklı bakınca, aklın bakınca, kalbe bakınca, bütün yani baktığın yere göre değişiyor. Biz nereden bakmışsak kulağısa ilk gözüken tasarruf gözüküyor. Emri Rabbani iradeye bakıyor. Buraya geleceğim ya. Daha geleceğim. Emri ilahi kudrete bakıyor diyor. Çünkü artık ona bu kiraz mı kudret? Ha. Ama ilk böyle Kabe'nin içinde dahi olsa neyse. Şimdi
şeye çalışıyorum, imkan. Bunlar da alakalı acayip bir şey. İmkan, iki tane şey var diyor. Başka hiçbir şey yok. Gördüğüm kadarıyla şimdilik. Bir, şöyle diyeyim. Şurayı silim göstereyim size. Çok garbime gitti. Bir subutu sıfatta D var. Vücut. Karıştırmayın. Bir de B var. Vücut. Yani bu zatı sıfat iken bu vacibül vücudu, Allah'lık hakikatini anlatıyor. Bir taraf. Vacibül vücut. Vacip. Bu vücut. Yani bir tanımlama yapar. De Müslümanlar, kafirler gibi. Ama bu içeriğin sıfatı. Zaten sıfattan bu. Bu sıfat değil. Vücut, vacip olmak. Allah'lık. Sonra başka ne var? Allah'ın başka bir nesi var? Allah'ın dışında her şeye imkan denilir. Bunu nerede söylüyor? Çok ilginçtir. 30. pencerede. Ha, çevirebilirsin. 30. pencerede. Siz ayarlayın arkadaşlar. O arkadaşlar da mağdur etmeyin. Benim kafam şey yapamaz. Onları idare edemem ya. Tamam. Nerede söylüyor? İmkan vücubu gösterir diyor. Aynı böyle geçiyor. Şeyde de Miraç'ta diyor ya şey imkan ve vücub ortasına geliyor. Vücub ortası. Evet, bu mahlukatı anlatırken Mehmet kardeş işte o kabı kalpsen şey yapacağız dedi ya, aklımda o zamandan beri var. İmkan ve vücub ortası kabı kalpsen. Kabı kalpsen denilen imkan ve vücub. Bu mahlukatı konuşurken, imkan ve vücubu konuşurken berzah kabı kalpsendir. Fakat Allah Allah iken ben yaratacağım kararın adı meculdür. Daha imkan falan yok. Bu çok ilginçtir. Bu da son şey olan. Çok uğraştım gene buna. Allah Allah, imkan ve vücub ortası kabı kalpsen. Sen mecul diyorsun. Varlığı da var, şurada var. O zaman eskileri de karıştırdım. Baktım ki bak Allah, doktor bunu karıştı, mutlaka aldı. Allah Allah iken hiçbir şey yoktu. Ya ben dedi, mahlukatı yaratacağım. Bu çok önemli arkadaşlar. Bunu lütfen kaçırmayın. Dikkat latifesini söyledim. Ben mahlukatı yaratacağım. Demek karar adı meculdur. Karar meculdur. Daha bir şey yok. Karar. Sonra nasıl olacaklarını ve yani kendisinden bu sefer kendisiyle şekillenecek olan mahlukatın vücub ile imkan arasında olan kabı kavsi. Neyse tamam. Şimdi imkanı şimdiye kadar 10 günden beri 5 tane imkan buldu. İmkan. Bir, imkan-ı zati. İmkan-ı akli. İmkani örfi, hep anlatacağım size ne demek diye. İmkani adi, yani o sokak tabiri değil adi, normal bunlar. Bir de imkani zihni var. Vesvese lisansında bunlar. Diyor ki, imkani zati, şöyle, zatında olabilir, şirk de var içinde. Fakat, İmkanı akli olabilir aklen ama vakada yok. Barla denizi yere batabilir diyor. Buna aklidir. İmkanı akli denilir. Barla denizi aynı böyle geçiyor. Şu anda batmış olabilir. İmkanı aklidir diyor. Ama imkanı zatideki şirk imkanı akli değil. Onun da dışında yani. Şirk mesela. O zaman şirk nerede var? Kafasızın kafasında var. Neresi? Aklın hakim olmadığı bir yer var. Serbest bölge. Orada var. Şimdi imkan örfü nedir? Çok acayip. Tek tek çalıştığım için söylüyorum. Bu kadar rahat. İmkan örfü şu. Ahmet-i Bedevi 40 günde bir defa ekmek yemiş. Bu örfen herkese olmaz. Tek tük dahi olsa vakadır. Mucize ve keramet gibi.
Buna imkan-ı örfi, bizi gelen şeyi anlatacağım şimdi. İmkan-ı adi ise bunlardır. Biziz. Adi yani olmuş, vücuda gelmiş. Artık en tehlikelisi işte o. Onun için buraya kadar hiç vesvese etmeyin. Hiç şek olmaz. İmkan-ı zatı, Allah'ın şirki, yokluğuna dair imkan-ı zatı olması korkma diyor. Bu şek bir şey getirmez. İmkan-ı zihni değil diyor. Ha, zihinde olsa vücudu var. Şimdi ben bir şey anlatacağım. İmkan. İmkan kaç mim gördüğünüz her şey imkandır. Vav gördüğünüz her şey vücuttur. Onu hemen çizeceğim. Şurayı siliyorum. Onu göstereceğim. Şurayı. Ne demek yani? Şu. Öyle ancak kola salabildim yani. Gece gündüzümü, yatım, uyku, rüyalarımda da böyle. Şimdi diyor ki, onu göstereyim size. Sadece unutmadan söyleyebilir miyim? Söyle abi. Vücut için. Vücut. Vücut. Evet. Vücudun en latif hali diyebilir miyiz? Hangisi için? Vücut için. Vücut. Evet. Vücudun en latif hali. Evet. Aslı yani. Evet. Vücudun sureti, kanuneti, hakikati, mahiyetini açarsa, yani vücut sanki vücudun mahiyeti gibi görünüyor. Evet. Yani vücut Allah'lık hakikati. Bir şey değil o. Allah tarafı. Allah tarafı olana vacib bir vücut. Bu Allah tarafındaki bilinen işte. Bu yöndür. Bu da yöndür. Başka yön yok. Bunun altında 4-5 tane mim var. Ben onu bulayım da onu çok kolay ezberleme şu olacak. Onu bileyim. Şu sağ taraftaydı. İmkan vücutta var değil mi abi? Dahildir. He? Tabii tabii hepsini şey yapacağım. Hepsini göstereceğim de. Nereye gitti? Şu defterde o zaman. Garibinize gidecek de. Ben onu şey yapınca rahatladım böyle. Buldum abiler. Alayım şuraya. Vacib-ül vücut. Bak. Yazıyorum abiler. Vacib-ül vücut. Yani yön, o taraf. Allah. Bu diyor, coştu. Yani şöyle diyeyim. Vav'la cud olursa vücut. Eğer mim ile cud vücut olursa mevcut. Şu mimi görüyorsunuz. Mevcut. Bu vav şuna şu yeşilde şuna bakıyor mim. O zaman mim imkana bakıyorsa bütün mimler imkandan çıkmış. İmkanı zati, imkanı şeyler saydım ya. Mimler oradan. İmkanı
zati, akli, örfi, adi, imkani, zihni. Şimdi akliyle zihni arasında ne var? Ha, akıllı. Şimdi zihin vicdandadır. Kafada da zihin yok mu? Yok, kafada zihin yok. Yok, kafada zihin yok. Zihin sureti var diyebiliriz ama. Ha, tabii tabii o. Ama zihin kendisi. Mesela şöyle düşün. Şöyle ezber olmasın. Vicdanda soğan kabuğu gibi düşünürsek, soğan gibi. Vicdanda ne var? Endiş kabuğu, irade. Gir içeri. Zihin. His, latife. Bak zihin buradaymış. İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Şimdi bu zihin, hayat-ı tekviniye, yani her şeyin haritası, vücud haritası, tefekkürle zihnin üstünü açıyorsun. Navigasyon misali vermiştik. Giderken aslında navigasyon sinyal veriyor. Bulun, harita sende zaten, telefonda. Yani sende yani. Telefondaki harita hepsi var. Ama navigasyonun verdiği ışıkla bulunduğun o haritada orayı aydınlatıyor. Oradasın diyor. Tamam. Uydu şey, o nedir o? Uydu haşa Allah'a. O sinyal ise tefekkür. Tefekkürle zihnin üstünü açıyorsun. Mekan yapıyorsun. Mekan bir. Şimdi bu imkanın içerisinde neler varmış biliyor musunuz? İmkan. Şimdi ben bir mümkün olacak. Mümkün. İki madum. Ondan sonra mümteni. Sonra hep mimden çıkıyor. Mümkün, madum, mümteni, imtina. İmtina da var. İmtina, mümteni gibi, aynı bu, bunun gibi. Mümkün, kim başka var mı? Kırmızı nerede? Heh, 30. defter bu. Bu şekilde 30 tane defter var arkadaşlar. Bu 30. defter. Gafur bir defter almış, o kadar büyük ki yani, ama onun gibi bulamamış. Mümteni, madum. Madum yazdın mı? Mümteni yazdın mı? Yazdım. İmtinayı da yazdım. 4 tane. Mümteni, tamam. Madum, tamam. İmkan zaten, imtina, tamam. Şimdi hep mimden çıkıyor. Demek ki vacip tarafı, evet kardeş, imkan tarafı. Bunlar hep imkanın içinde. İmkan nedir? 30. sözde mütekellimin penceresidir der. 30. sözde. Vücub ve imkan var. Başka bir şey yok. İlk. İmkan. İmkanı da böyle şey yaparsak, imkan içerisinde, şimdi şöyle, şu başka bir renk kullanayım burada. Siyah nerede? İmkan. Şöyle yapayım. Neyi eksik yazdınız? İmkan. Kaç tane? 4 tane. Mümkün, ne demek bu? Mümkün. Madum. Mümteni. İmtina. Bu şöyle geçer. Bu vücut ya. Bu vücut. İmkan diyor. Adem ile şu imkan. Şöyle yapayım.
vücut bir tarafta, burada da Adem. Bu berzahın adı en kolay tarafıyla arkadaşlar, bunun adı imkan. İkisi eşit. Ben naslardan gidiyorum, Risale. Bütün hep Risale. Vücut ile Adem arasında eşit. İkisi eşit. Allah canibinden ikisi eşit. Buna imkan deniyor. İkisinin eşit olması. Sonra Allah geldi. Adem'den vücuda çıktı dedi. Bak vücut değil. Bak burada imkanı karşısında B var. Burada ise eylemsel anda D var. Vücuda çıkması var. Tamam mı? D. D bak. Abi birisi imkan, birisi Adem. O kadar. Yani Adem ile vücut. İkisinin eşit olması Allah canibinden imkan deniliyor. Ya ikisi eşit. Allah dedi ki çık dedi. Çıkanlar bu. Buyuz arkadaşlar. Çıkanlar şimdi mümkün kimdir? Bu çıkanlar. Çıkmıktı. Çıkmık mı? Çıktık mı? Çıktık. Çıktık. Fakat çıkmayan gene vücutlar var yani. İlmi vücutlar. Ya mevcudat ilmiye. Mevcudatı madumatı ilmiye diyor ama. Madumat ilmiye. Madumat ilmiye. Daha için. Daha doğru. Doğru soru. Düzelt abi. Aynen öyle. Mesela imkandakiler ilimdeyken çıkıyorsa adımda da mı çıkıyor? Yani madumat ilmiye yazayım. Bir daha alacağım Mehmet. Dur. Söyle abi. Şimdi dediniz ya abi. Vücut ve adam. Ortadaki imkan. Bu imkanlar neredeydi vücutta? Hiçbir şey yok. Allah katında daha. Allah katında vücut ile Adem, şurada Adem, hep zat-ı sıfattalar. İlimdeyken vücuda çıkması gerekmiyor mu? Adem'deyken niye imkan olsun yani? İmkan niye olsun? İlimdeyken vücut imkan çıkar. Şimdi bu ikisi eşitse, bu eşit Allah katında eşit. Bak bir şey anlatayım. İlme daha gelmedi. İlimde yok yani. İlimde değil. İmkan nedir? Bir taraf. Allah varken hiçbir şey yoktu. Tamam? Allah vardı. Peki Allah'ın ilminde bu mevcudat yok mu hepsi? Yaratılacak hani Allah'ın ilminde sırf yaratılanlar mı var? Bir sürü şeyler var. Allah nazarında çıksın çıkmasın. Olsun olmasın eşit. Eşit değil mi Allah için? Zorluk yok ki. O eşitliğe imkan denmiş ilmi kelam alimleri. İmkan demiş. Sonra çık demiş ama hepsi çıkmamış. Çıkanlara ne deniliyor? Çıkan. Mümkün. Ama çıkmamış olabilir de yani. Yani bir sürü olabilme ihtimallerim var benim. İşte onlar ilimde kalmış. İlimde kalmış. Onlar ilimde kalmış. Onlar kalmış, çıkmamış. Ona madumat ilmiye deniliyor. Madumda kalmış. Siz ben böyle başka şekilde olamaz mıyım ben? Sekiz kafalı bilmem ne. Madumat ilmiye. Tamam. Sonra çok ilginçtir. Allah bu fırsatı vermiş. Kendisini ortadan kaldırmış. Şirk var. Allah'ın yokluğu yok ki yani. Yokluğu var değil. Yani ama insan düşünüyor. Abi mümteninin Allah canibinden bize verilmesi, imkanının verilmesi mükemmel bir sistemi beraberinde. Harika. Nedir biliyor musunuz? Sonsuzluk kavramını o getiriyor. O getiriyor. Yoksa mümteni yoksa siz sonsuzluktan bahsedemezsiniz. Edemez. O zaman ne olur? Mukayyet olur. Yani kayıtlanmış olur. Allah'ın hiçbir şey kayıtlanamaz. Biz de ona aynalarlık yapma cihetiyle biz de sonsuzluk olabilmesi için mümtenin olması lazım. İşte bu sonsuzu kavramak veya sonsuz nasıl bir de zıttı düşünülebiliyor. Allah vardır ama yoktu adam kitaplar yazmış yokluğuna dair. Yoktur dedi. İnkar etti. İnkarın vücudu var mı? Yok. Ama adamın kafasında var. Mesnevi diyor ki kafasızın kafasında var. Nerede varmış biliyor musun? Kafasız olan yerde var. Kafasızın, kafanın olmadığı, aklın olmadığı yer serbest bölge. Orada var. Orada her şeyin her mertebesi var. Şirk varsa onu. Bir de mümteniş bize
mesela ölüm korkusunu da buradan çıkarttım ben zaten. Ölüm korkusu ne diyor musun? Bu kadar Adem'i çok çeşitli tanımladım ya, misaller verdik. Bir de ölüm korkusunun çok misallerim var, çok fazla. Fakat bu noktada ölüm korkusu en böyle gerçekçi ustanın şey. Mesela Allah bakidir. Allah ölmez. Değil mi? Bakidir. Bunu ben nasıl anlarım? Bana bu özelliği verdi. Bana bu özelliği vererek onun bakiliğini anlamam lazım. Bak ölüm korkusu olanlar için söylüyorum. İlk önce kendi var. İyi dinlesin burayı. Ölüm şey, bende beka var. Ölmek yok. Niçin verdi bunu? Onu anlamam için. Ben onun yönünü değiştirdim. Onu anlamam gerekirken bu donanımla, ölmememle, bakilliğimle, bakillik gözüküyor aynada, aynadaki güneş gibi. Kendimin bekasını aradım, belamı çektim. Kendimin bekasını ararken ölüyorum, ölüm korkusu. İki tane çamaşırın bir böyle sıkıyorsun, bunu böyle, bunu da böyle yapıyorsun ya. Çamaşır böyle yapıyorsun, ne su akar, ölüm korkusu bu sudur. Sen ya, misin? Ya da feda ile bekayı birbirine karıştırdın. Karıştırdın. Yani fani bir yerde aslında bu vücuda beka vermeye çalıştın. Çalıştın. Onun belasını çekiyorsun. Evet. Şimdi bu mümteni bir şirk ve sonsuzluk şeyleri. Tamam mı? Yani aslında mümteni şirk dermiş. Şek, şüphe. Bak buna Risale'de geçen şek, şüphe, inkar. De. Mesela abi bir de mümteni olmasaydı mahlukatın içindeki kendini insan zanneden insanlar var ya bazıları. Hı. İlahlık davasında bulunamazlardı. Doğru. Çünkü kural olacaktı, yapamazdı. Ona o imkanı vermiş. Bu mu? Mümtenidir zaten. Mümtenidir. Yani evet. Bu sistemi bilince bak ne kadar şey dolduruyor şimdi içine. Önemli olan formülü çözmek. İmtina da zaten aynısı. Yani geçerken sistemde birisi sanki biri mülk, biri melekut gibi. Gibi he. Birisi şeyde realitede, birisi de kendi itikadına taşırsa, itikada taşıyor bunu. Çünkü batıla da itikat diyor. Yani mümteninin, imtinanın birisi bir melekut düşünmek mülktedir. İtikat ederse melekut olur. Çünkü batıl itikat diyor. Sonra usta diyor ki batıl ilim diyor. Bunlar. Şimdi mümkünü gördük. Madımı gördük. Mümteniyi gördük. İmtinada daha şey tarafı. Melekut tarafı. Yani itikat gibi. Ötekisi fikir. Şunlar fikir. Şey çok ilginç oldu abi ya. İmtina, mülk, mümteni, melekut, madum, melekut, mümkün, o da mülk. Hangisinde? Geçim. Bunu bir yazayım bir ilk önce. Batıl itikat. Evet. İtikat. Batıl ilim. Sen söyle, ne söyledin? İlimden çıkanlara mümkün olacak ya, çıkmayanlara da madum ya. Ha. Sanki melekut. Aa tamam, kaldı. Şöyle diyorsun. Yani o da... Sanki birbirini şey yapmış. Evet. Tak, tak. Evet. Tamam. Sanki böyle mülk, melekut, mülk, melekut. Evet. Tevafuk etti, harika. Şimdi ben size bunu sıraladım ya şunu. Şunu var ya şunu. Şu, şu. Şundan şurası ya. Şunu çıkmadı. Şu vav ile mimi belki de 2,5 ay. Allah vacibül vücud coştu. Vavla tanımlanırsa Allah vücut olur. Vavla. Mimle tanımlanırsa mevcut olur. Mevcut. Onun için iki yön var. Vücub, yani vacibül vücud, bir de imkan. İmkan ne demektir denildiği zaman hemen şey yapın. Nerede Adem'le vücut? Adem'le... Aşağı. Bir yerde yazmış mıydık? Ha şurada. Adem'le vücut. Eşit olmasına imkan denilir. İkisi eşit. Peki Allah Adem'den vücuda çık deyince şu şekilde çıkarlar. O zaman bu imkan
şu vücuttan imkan, imkanı aslında şunu buraya taşısaydık veya bunu buraya taşısak, tamam. Buraya anlaşıldı mı? Konu o. Yani Allah katında vücut ile Adem eşit. Çıkar da çıkmayı mı? Bizim için imkansız vücuda çıkıyor. Yaratmak gerekiyor. Allah'ın, Allah nazarında ikisine eşit olma tesaviri tarafeyn. İkisi eşit denilir diyor. İmkan ve hudus penceresinde anlatır. 30. pencerede anlatır. Ve çok çeşitli yerler. İmkan ve vücut eşit. Eşitliğinin adı ilmi kelamdaki adı ve risaledeki adı imkandır. Yani vücutla Adem'in eşitliğine, Allah katındaki eşitliğine imkan denir. İkisi eşit. Peki Allah dedi ki çıkacaksın. Nasıl çıkacak? İmkanın içerisinde bu sefer tanımlanıyor. Ya mümkün olacak, ya mümteni olacak, şey madum olacak, mümteni olacak, imtina olacak. Ya öyle olacak, ya öyle olacak. Tamam. Şimdi şuraya geliyorum ve dersimize yeniden başlıyoruz. Bunlar hep mukaddemeydi ısınma. Peki abi şey diyebilir miyiz? Adem'dekilerin vücuda çıkış sistemine imkan diyebilir miyiz? Sistem değil yani. Eşitlik diyelim. Allah katında artık bir şey bulamadı mı? Ama öyle... oradan dönüşmüyor mu? İmkan oradan. İmkan buradan dönüşüyor. Evet, oradan dönüşüyor. Yani ikisinin eşitliğine denmiş. Yani buradan dönüşüyor ama buna ne denilecek? İleriki biraz da ilerice. İmkanı daha bitirmedim. A kümesi, D kümesi, kapsar, C kümesi gibi. Gibi ha. Ama imkanın daha mukaddemesindeyim. Ne demek? Sözleri bitirdim. Mektubatı bitirdim. Lemaların ortasında imkan. Bakayım o imkana bir sistem... Gerçi vücuttan da Adem'e gidiyor. Vücuttan da Adem'e gider. Yani çift yönlü o zaman. Tabii tabii bu çift. Mesela diyelim ki kafir yaşadı. Vücuda çıktı ama Adem'e gitti. O aslında o zaman imkan hem böyle bir okuyorsanız... Şöyle mi? Öyle de ama daha öbür türlü olacak. Yani, şöyle mi? Bir öyle, bir öbürünü de kırmızının bir tarafını silin. Tamam şimdi o kadar değil. Tamam. Doğru söyle. Şöyle. Tamam silin. Bu taraftakinin de mavisini silin. Heh. Böyle çok daha... Tamam. Ay çok güzel. Şey diyor. Evet. Allah razı olsun. Tamam. Doğru. Şimdi mesela günahlar cehenneme gider. İnkar ise Adem'e gider. Ha işte Adem. Adam yaşamadı. Vücuttan Adem'e. Eğer imkana uğramadan, vücut imkana uğramadan Adem olsaydı o zaman cebir olurdu. Harika. Bu da güzel. Yeni bir şey duydum. Evet. Cebir olurdu. Bununla cebir ortadan kalkıyor. Doğru. Yani şu sistem var ya, şu imkan. Yani ama, bu imkan iki seçit olmasa Allah diyecek ki sen Müslüman ol, sen yani, kafir ol. Ama o zaman cüz-i ihtiyar diye bir şey olmaz. İhtiyar olmaz yani. Onunla vermiş bize. Bununla Gafur'un orası enfusi tilsim dershanesi var ya bizim yedi kulede. Bu mümkün madu mümteniyle ne kadar uğraştık ya. Ama şu anda çok güzel oldu. O kadar güzel oturdu ki. Acayip oturdu. Evet çok güzel oldu. Yani bu kaç senenin şu anda kıraat evet. Olabiliyorsun ama kaç senenin yoğrulması. İnanın kaç sene görüyorsunuz masalarda. Ama vacibul vücud, ya bu dedim B, bu D. Aa, vacibul vücudun karşısında imkan vücut penceresi. Allah Allah. Coşma, yaratacağım demek. Allah karar, ben bir şey yaratacağım. Ya bir şey yok. Yaratacağım. O kararın adı mec'ul. Onun vavla tanımlanırsa Allah'a vücud. Nasıl olacak yani bunların mümteni mi, mümkün mü, madum mu, artık teferruatlar. Bunlar mimle tanımlanırsa mevcut olur. E mevcut da imkan. İmkan da dört tanedir. Mümkün müdür? Mümkün müdür? Yani çıkan, çıkmayan var. Yani sen biraz önce dediğin gibi. E çıktı, çıkmayan yok mu vücutta? Yani şey, şöyle olabilir, böyle olabilir. Madum. Ne deniliyor o maduma? Bak, mevcudat ilmiye. Madumat. Şey, madumat ilmiye. Özür dilerim. Mümteni ise şey, şüphe. İnkar. Yani o bir geçen derste şey vardı. Enfusun enfusisi vardı, enfusin zahirisi vardı. Evet. Bak,
zahirin de batınısı var, zahirin de zahirisi var. İşte şirkin, şek, şüphe, tereddüt, inkar zahirdir. İmtina ise batıl itikat, batıl ilim. Hepsi Mehmet sende var biliyor musun? Bu dersleri dinledikçe, okudukça hiçbir şey anlama. Vay be, ben ne acayip bir şeyim. Ondan diyorum ki bu derslerden sonra söyledim de Mustafa Kırkan'daki edebiyat öğretmeni tam tevafuk etti çalışırken onunla cevap şöyle vermişti. Şefkat, muhabbet, vefa, haya, dikkat. Ne hatırınıza geliyor Latife His? Şehvet, öfke, haset. Hasetin. Mesela haset. Bunun ruhu var. Müstakil, kendisine ait. Bunun hayatı var. Bunun içsel yapısı var. Bunun vücud haricisi var. Bu. Her şey. Haya. Böyle düşünür müsün? Haya, müstakil. Vefa, sevk, şefk, gadab, şehvet, anlayış, kadir şinaslık. Ya hepsi müstakil. Hepsinin ayrı, tek başına ayrı bir vücutları var. Yani vefanın ruhu var. Şefkatten farklı. Vefanın içerisindeki kalbi hayatı var. Şefkatten farklı. Aklı var. Kime nasıl davranacağını bilir. Vefa veya vefa ile kıyas ediyorum. Vefa ne demiştim işte? Haset. Haset ikisi. Bak bu ikisinin ayrı bir ruhu var ikisinin. Ayrı kalpleri var. Ayrı şeyleri var. Akılları, vücutları var. Hayatları var. Hayatı var. Bir de vücut halicisi var. Latif. Latif bunlar. Atom cinsinin. Şimdi ne diyeceğim biliyor musun? Bunları böyle bir müstakil zat düşündünüz mü? Sevk, surur, vefa, şehvet, öfke. Hepsi müstakil şahs. Tamam. Pekmez, tayin gibi. Bunları bir tencereye koyar mısınız bu kadar? Bu nihayetsiz. Ne kadar his varsa, latife varsa. Hepsini karıştırın. Müstakil. Ve karıştırdın mı? Bunlara bir glafi latif bedeni misali. Buzdolabı folyesi gibi sar. Sardım. Hasan dermiş. Ben oyum. Ne kadar ayrı bir şahsiyetler var. İşte cehennemde Allah adaleti şöyle yapacak. Hayasını ne kadar hayasızlık yaptı. Vefasını ne kadar doğru kullandı. Her bir latifenin azabı ne kadar nerede verileceğini. Böyle ateş gibi değil. Bunu ateşe attın. Bu da yanıyor. Bu da yanıyor. Bu da yanıyor. Hayır. Cehennemde atacak. Vefası yanmayacak. Vefalı. Hayasızdı. Ne kadar? O ne kadar? Ruhu mu? Hayanın ruhu var. Hayanın kalbi var. Hayanın aklı var. Hayanın vücut haricisi var. Onun yanması gerektiği. Hepsi müstakil bir şahıstır. Hepsi o müstakiliyet şahıslarının cemul cemii. Mesela öyle bir insan var ki mesela etrafımızda. Adam, ben şey için demiyorum, ne tevazu için söylemiyorum. Dersin hatırına da cemiyorum. Öyle bir vefa var ki ben hayalime gelmiyor onun vefası. Adam o konuda acayip. Öyle ilim ehli var ki, öyle hizmet eşi ki vefa yok o kadar. Hepsi yani akıl duruyor. Diyorsun ki ulan bu nasıl bir şahsiyet ya? Acayip. Her şey Mustafa şahsı var dediniz ya. Hı hı. Mesela Peygamber Efendimiz'in halifeli örnek verebiliriz değil mi? Gibi. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in sıdıkiyeti zatı olsaydı nübüvvetten de önce olurdu. Ebu Bekir sıdıkiyeti Allah'ın aynadır. Sıdıkiyet Allah Resulü'nün sıdıkiyet sıfatı en cami orada gözüktü. Mesela adalet Ömer aynasında gözüktü. Daha önce bana ne okusun diye vurdu, tokat vurdu. Nasıl adalet? Adalet sıfatı Resulullah'ın o aynada güzel gözüktü. Mesela şöyle düşün. Ustad 300 küsur tane talebesi vardı yaşarken. Ashab-ı Kehf. 300 in. Toplam 300 küsur taneydi. Aynı uyuyor. Kimisi enfusi, kimisi layıkacı, kimisi afaki, kimisi sosyal, kimisi bilmem ne. Hepsi bir ayna oldu. Mesela gel bize doğru. Rüştü abi yanında biz 37 tane vakıftık.
Hepsi bir tarafını almış. Hepsi bir tarafını almış. Mesela Nadir abi deriz değil mi? Bak işte diyor der. Hüseyin kardeş var Konya'da. Ya Hüseyin kardeş şöyleydi abim falan. Ya dedi Nadir abi dedi. O şeyi oynatan Nadir abi dedi. Fusili onlar. Rüştü abi dedi. Ben şahit. Benden önce o. Benden yaşlı olduğu için. Nadir abinin yanında kalıyordu. Nadir abinin yanında kalıyordu. O Nadir abi benden iyi biliyor. Onun yanında kalmış kaç sene. Onu da, ondakileri de enfusu oynatan diyor, Rüştü abiydi. Adamın o tarafı benim böyle kalmış. Öteki tarafı, layıkaya bir bakıyorsun, bana layıkacılar da var yani gibi. Mesela, bunu sizden sonra da bakayım neler olacak. Şimdi, derse yeni başladık dedik ya. Şimdi bu emir, Adem'in içinde. Emir. Oğul. Nereye ol dedi? Hiçbir şey yok. Adem'e ol dedi. Adem'dekine çıktı. Nasıl çıkıyor? Emri tekvini. Evamiri tekviniyle karıştırmayın. Tekvindeki Adem'den emir bu. Emri tekvini. Kendisini bu şekilde çıkartıyor. Geldi buraya. Buradan dışarıya evamiri tekvini olarak çıkacak. Nedir o? İyiyim ezberleyesiniz diye. Üç tane iyi bime. İhtiyaç, iştiyat, incizap mı? Emri tekvini ile evamiri tekvini haftalarca uğraştım. Bak birkaç saniyede söylüyorum, dikkatini çekiyorum. Evamiri tekviniye kudret defteri ise emri tekvini kader defteridir. Emri tekvini tekvinden, Adem'den çıkış serüvenini anlatır. Evamiri tekviniye ise kudretin vücut vereceği yönü anlatır. Mahluk tarafı, harika. Melekut tarafı da bu. O zaman alimler demiş ki, mekanami alimleri, devler, tekvin Adem'den vücuda, kudret ise ilimden vücuda bakar. Tekvinle kudret ne farkı var? İkisi de yaratmadır. İkisi de yaratma diye geçer. Tekvin, yaratma, Adem'den emri tekviniyle buraya çıkartmak, buraya. Kudret ise ilimden alemi şehadete çıkartmak. Burası meçhule. Yani bir daha söyleyeyim. Kudret ilimden, tekvin Adem'den vücuda çıkartıyor. Tekvin meçhule getirdi. Meçhulden çekirdek Nur-u Muhammed'den aşağıya da kudret gibi. Artık çoğaltabiliriz. Yani tefekkür sistemini oturtuyorsun. Yani her şey oturunca nasıl ki vücut imkan oturdu. Ya bu imkan bir tarafta, mümkün bir tarafta ama yok. Uzat değil kardeşim. İki şey var. Bir Allah tarafı, bir mahlukat tarafı. Başka yok. Bir vücut tarafı, bir imkan tarafı. Ya imkan nedir? Ya vücut nedir? Oo, mahiyeti zatiyedir, şuna. Nasıl bunu da şey yapalım Mehmet kardeşim. Vücut tarafı nedir? Mahiyeti zatiyedir, şunatı zatiyedir, sıfatı zatiyedir, sıfatı subutiyedir, esmadır. Yaz da yaz. Burası nedir? Mümkündür, madumdur, mümtenidir, imtina. Yani kategoriler o. Bizi şaşırtan işte külliyatta bu. Bunun içerisindeki kategoriler, bunun nasıl ki vücut nedir? Allah'lık tarafı. Ne demek o? Vacibul vücut. Mahiyeti zatiye, şuunatı zatiye, sıfatlar esmalar bölümü. Bu da mümkün, madun, mümteni, imtina var. Tamam, başka bir şey yok. Bu kadar veciz olabiliyor. Ben daha gücüm yetmiyor şu anda. Kendi kendime. Şimdi emri tekvini burada burada gösterdim. Evamiri tekviniye şuradan ondan sonra başlayacağım. Yeni başlayacağız. Emri tekvini bu şekilde, evamiri tekviniye de şu şekilde. İyiyim. Bağırıyorum ki şey olsun, kafada kalsın diye. İhtiyaç.
İştiyak. İştiyak. İncizap. Meyil. Bunlar dördünü yazdı abi. Bu abi. Çekirdekte ne var? Şu kiraz çekirdeğinde. Kiraz olmaya ihtiyacı var. İştiyakı var. İncizap var. Meyli var. Yani evameli tekvini görünce subuti sıfatın dişe vuruşu, emri tekvini görünce tekvinden dişe, yani bu mülke bakar, bu melekete bakar, bu zahire bakar, bu batına bakar, bu cesede bakar, bu ruha bakar, gir içeriye, bu kalbe bakar, bu vicdana bakar, bu vicdana bakar, bu akla bakar, bu akla bakar, bu beden cesede bakar gibi. Nerede bakarsın? Evvele bakar, ahire bakar. Şimdi başlıyor muyuz? Abi bir şey sorabilir miyim? Sor abi. Tekvinden, Adem'den ol diyoruz, vücut mu ortaya çıkıyor? Evet. O zaman yani şu, Adem'in dengesini bozuyoruz. Emir diyor ki, şurada Adem'den, ikisi eşit mi vücutla? Yani var olmayla olmamak. İkisi Allah katına eşit. Bu eşitliği bozacak. Bu eşitliğin adı imkandı, ikisi Allah katına eşit. Bu Adem'deki, Adem'de kalmasın, vücut olsun diyen emir ol diyen bu. Peki Adem'in ortaya çıkışı? Adem yok ki. Adem'de zaten bu. Adem'in ortaya kendisi yok ki. Adem'i tanımladık. Olmayanın olmayan içerikleri. Karar. Ha şu. Vacibül vücut vardı. Bu içerisini konuşuyoruz. Sen meclu diyorsun değil mi? Şu. Allah var iken hiçbir şey yoktu mevcudat. Hiçbir karar verdi. Ben yaratacağım. O kararın adı meçhul. Yaratacağım. Adem'i soruyor abi. Şimdi Adem tekvinde kardeş. Adem'i nedir 59 mektubatta? Vücud-i ilmiye perde olmuş bir umbandır. Hani içerisini bilmiyoruz. Yani niye? Akıl bunun içerisini anlamak için bir cihaz değil. Termometre ile kumaşın uzunluğunu ölçmek. Şimdi termometre baksana kumaş ne kadar uzundur. Veya kaç kilodur bu kumaş. Peynir tartar mısın termometre ile? Akılla da Adem'i anlamak böyle bir şey. Mesela İmam Gazali der ya, 10 sene kalmış mağarada, 10 sene sonra dışarıya çıkmış ve beyanat vermiş. Beyanatında ne demiş? İki şey söylemiş. 10 sene Gazali ya. Her şeyi akılla izah etmeye kalkanlar Allah'ın rahmetini daraltmış olurlar. İki, yalnız kalıp vesveseye düçar olmayacağımı bilseydim hiç çıkmazdım. Çünkü Adem çalışıyor. Cehennem, şeytan bunun içerisinde. Şurada bak. Şek, şüphe, inkarları bu yapıyor. O da serbest bölgede değil mi? Tabii hepsi. Bunlar hepsi serbest bölgede bunlar. Adem abi, Adem. Adem'in... Evet. Adem serbest bölgede değil. Her yerde. Çünkü niye? Bak. Allah'ın ilmiyle bizim ilmimizin farkı, o sonsuz, bizim son. Sebebi ne? Bir şeye zıt müdahale ederse onu derecelendirir. Niye Allah'ın kudreti sonsuz? Çünkü içerisinde acizlik yok. Allah'ın ilmi niye sonsuz? İçinde cehalet yok. İşte bir şeyin içerisini mertebelendiren zıttıdır. Adem de her şeyin içinde var. Bir de Adem abi şerler çalışıyor ya, tahayyülle tasavvurda olacak, tahayyülle tasavvurda da şeytanın mıntıkası olduğu için. Eğer bu Adem, bak burayı kavramanız lazım. Adem vücudun her mertebelerine esir gibi sirayet etmiş, girmiş. Sebebi ilmin içine de girmiş. Mesela cehalet neydi cehalet? Mehmet kardeş duymamıştı, onu da sen hoşuna gidecek. Cehalet, Gazali'nin şeyi, o kadar kötü değildir. O kadar kötü değildir. Kötüyü anlatacak. Cahilliğini bilmek, bir şey bilmedi ha da, cahilliğini bildi. Diyor ki çok şey bildi, ilim buradan başlar diyor, alimdir diyor. Alimin ilk basama. Asabim de doğru, dur. Doğruluk adına yanlış bilmek. Bu cehli mürekkep, bu kendisini bloke eder, hiçbir şey öğrenemez. Abi şimdi şey, Adem acaba takul, tasdik ya şeylerde var mı? Yani Adem her yerde var.
Adem, mesela şöyle diyeyim. O zaman akıldan vazgeçildim. Şimdi buzun içerisinde su nerede var? Evet. Peki suyun içerisinde enerji esir. Maddenin, şu madde midir atom? Esir yok mu? Esir, esir nedir? Donsa enerji olur, donsa kalem olur. Yani Adem eşyaya, esmaları mertebelendiriyor. İçine nüfus ederek. Nüfussuz nüfus yani. Adem ilmimizi derecelendiriyor, cehalet yapıyor. Şimdi söyle Gafur. Abi şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Ha, öncelikle şunu söyleyeyim. Cahil köklü bir şey olsaydı abi siz beni sevmezdiniz. Ben biliyorum ki beni çok seviyorsunuz. Elhamdülillah. Şimdi abi... Cahil. Cahil sevilir. Ama doğruluk adına yanlışı bilseydi cehli mürekkep olur. O hiç sevilmez. Abi şöyle bir şey söyleyebilir miyim bilmiyorum. Mümkünliği zati sıfata, madum subuti sıfata, imkan esmaya mümkün ise bendeki bunların karşılığına bakıyorum diyebilir miyiz? Bir daha söyleyeceksin dur. Ne yaptım sana? Abi mümkünliği zati sıfata. Bir dakika mümkünü zati sıfata. Şu zata mı? Evet, zati sıfatla evet abi. Şuna mı? Evet. Yok yok. Madum, subuti sıfata, imkan, esmaya, mümkün de bendeki bunların karşılığında. Mümkün, işte esmaya dedim. Yok, değil mi öyle? Hayır, imkan esmaya dedim abi. Ha. Bir daha söyle abim. Çok tuhaf bir şey. Abi, mümkünü zati sıfata bakıyor abi. Yani Allah'ı konuşabilmemiz için mümteninin var olması lazım abi. Allah diyebilmemiz için mümteninin olması lazım abi. Başka şeyleri de bilmek gerekiyor ki bu o değil, bu Allah'tır diye. Evet. Ha, zıtların vücudunu gösteriyor diyorsun. Tamam. Aslında yok ama Allah diyebilmemiz için var dememiz lazım. Farazi bir hat çizmemiz lazım. Yani bu zata bakan tövbe hesabını, yani yanlış konuşmayayım abi ama sanki zaten bakan farazi hak sanki mümteni değil. Yani evet. Uyuyor. Ama tuhaf. Evet. Mümtenide iki tane Allah olamaz diyor ya abi. Mümtenide iki tane Allah olamaz. Olamaz. O zaman zaten bakıyor diyor. Yani çok da mantıklı. Evet, çok ilginç. Yani mesela farazat çiziyor. Kendisini ilahlaştırıyor. Sonra bakıyor ki değilmiş yani. Kendi ilah kabul etti. Bir baktı ki terak etti, oymuş. Biraz önce, ha demek ki ona mutlak ve muhit bir şeyin zatı, yani vücudu olmadığı için diyor 538 sözlerde, mutlak ve muhitin nihayeti ve hududu olmadığı için ona mutlaklığına muayyenlik verip kendi anlamasına vesile olan İnsandaki sıfatlar var. O sıfatları onu tanımlamak için verilmişken kendisine dönerse ilahlaşıyor. Kendi kendini ilah yapıyor. Onu diyor, bu mümteni uyuyor. Şeyi düzeltsin ama abi, şey diyor, imkan diyor, esmaya diyor ya, zaten Gafur kardeş orada imkan vücuba bakıyor diyor ya. Zaten zahir ifade var. Ama sen anlatmak istediğini anladım ama orada o ifade var zaten. Gözüküyor diyoruz. Evet. Evet, orada var zaten evet. Ama imkan dedi o ama mümteni sanki... Hani ne oluyor biliyor musun? Bu, ana temalar konulduktan sonra bir köye poligon taşı, Osman bilir bunu, dersten bilmiyorum. Poligon taşı, kaza sonucu olduğu için bir tane uyduyla bir taşı tayin ederler, tek bir taşı. Çok derin kazarlar o şey. Bütün ölçüleri buna nispet ederler. Dedim ki mühendisi, bizim köy yapanı, şunu dedim, şu 10 santim kaydırsan ne olur dedim. Yukarıdan dağdan köyün aşağı, şu görüyor musun ki denizin kenarındaki o şeyi? O denizin ortasında olur. Yani sistem acayip ya. İnsan böyle. Ne olacak canım? Poligon taşında 10 santimetre kaydırırsanız, bu dünyada da bir santim itikadın bozuk olursa cehennemde bile yerin olmaz. Coğru Adem'e. Allah kimseyi başına vermesin.
Abi bir de şey dedi ya, abi dedi ya, imkanlar, esma gözükmesi pek muhtemel değil. Yani şöyle acaba olabilir mi? Mesela diyelim, mümkün dedi, mümkün değil, değil dedi. Yani vacip zaten, vücut zaten duruyor imkanlar, evet, dedik ama mesela ismin Hadi, ismi Mudil'e taluk etmek ister. Bu imkanı onda gözüküyor, evet, ya da ismi Mudil Hadi'de gözükmek ister. Bu ikisi de surette birbirine imkan şeyde imkani bir şekilde yine birbirine taluk etmek istiyor ya. Yine de Esma sanki burada da evet. Yani. Efendim abim bir şey diyecekti, sen döneceğim. Fatır abi şimdi bu tekbin ademden çıkartıyor ya, bu tekbin tarafı... Biraz sesli olsun Fatih. Tekbin ademden çıkartıyor ya abi, kudret de adem değil de ademi hariciden çıkartıyor diyebilir miyiz? Kudret... Yani yine adem de, hani bu... Mevcudatı Esma'yı da mertebelendiren, yani Adem her yerde demiştiniz ya, o evet, Adem'e harici olabilir mi? Yani aynen bir öyle. Evet. Yani neticede bir ilim var. Var. O da bir şey dediniz ya, Adem her yerde ya. Yani Adem her yerde. Niye her yerde? Adem çünkü bu mevcudat nerede ifade ediliyor? Olmayan bir yerde. Olmayan bir yerde ifade edilirse yine bir yer olur. Onun için olmayan bir şey lazım. O da Adem'dir. Harika. O... Bir de öyle bir adam ki madma tarihçiye, mevcuda tarihçiye. Şimdi bu mevcudu nereye koyacaksın? Hiçlikten yaratılmış. Hiçlikten yaratılmış. Peki hiçlikten yaratılanı, bu yaratılanı nereye koyacaksın? Olmayan bir yere mi koyacaksın? Olmuyor. O zaman olmayan, yani vücuda göre olmayan ademdir. Ademe. O madma tarihçiye... madumat-ı ademiye mi? Mevcudat-ı ademiye diyebilirsin. Adem onun için mesela ilim nereden çıkacak? Adem'den perde olmuş. Bu vücut mesela o Adem'i anlatırken şöyle diyor. Adem'i değil de aslında acayip Adem'i şeyi anlatıyor. Ferdun kaymun hakimun hakemun addun kuddusun. Şeyde kudreti anlatırken. Addun. Orada diyor ki mesela bir diyor şeyi düşünün, saray. İçinde şehir var, sarayın. Şehrin içinde alem var. Saray nerede? Tamam. İşte bu mevcudatı nereye koyacaksınız? Vücutsuz vücuda, Adem'e koyacaksınız. Adem'den vücuda. Peki o zaman Adem nedir? Olmayan içerikleri yok. Ama bizim akla göre yok. Yani Adem'i anlamak akılla, termometreyle bu kumaş kaç metredir diye ölçmek gibidir. Şimdi hoş geldiniz. Evamiri Emri Tekviniye okuyorum. Emri Tekvini okuyorum. Evamir tekniği vazgeçtik deme. Dedim ya bizim isterseniz evamir tekniği yapalım ya, değişik olsun. Bir lügatlarını okuyoruz. Daha yeni başladık. Bugünkü dersimiz evamir tekniği ile emri tekninin lügatını ile başlıyorum. Bir, lügat manası emir. Evamir, emirler, emirler, vazifeler, emrin çoğulu, evamir. Evamiri tekviniye, tekvine ait emirler. Yani ne demek? Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meylani nubuf der, ben sübünleneceğim, meyve vereceğim. Biiznillah olur, doğru söyler. Bir avuç su meylani incimat ile demiri parçalar. Tamam mı? Şu meylanlar iradeden gelen evamiri tekvininin tecellileridir, cilveleridir. Mektubat 121. Evamiri tekvini anladık, değil mi? Emri tekvini nedir? Onun lügatını da okuyayım. Sonra bir tanesinden başlarım. Emri tekvini, evamiri tekvini anladık değil mi abi? Tekvine ait emir, fıtrat. Nedir o? Olmuş, namus, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Evamiri tekvini. Emri tekvini ise bunun batınısı neymiş o?
yaratılışa ait ilahi kanun ve nizam. Daha hiçbir şey muayyenleşmemiş. İstidat gibi. Herkes alim olma, doktor olma, mühendis olma, bilmem ne olma, anne olma, baba olma istidadındadır. Ama herkes doktor olma, alim olma, baba, anne olma kabiliyetinde değil. Tabiri diğerle, ağacın kökteki çekirdeği istidat, meyvenin içindeki çekirdeği kabiliyet. Zaten meyvedekine şey deniliyor, tohum, köktekine çekirdek. Şimdi evamir tekviniyi konuştuk. Evamiri tekviniye muayyenleşmiş ihtiyaç, iştiyak, incizaptır. Şey ise, emri tekvini ise kanundur, namus değil. Evamiri tekviniye namustur. Sen, ben farklılık namusa dönüştü. Has oldu, hususi oldu. Mutlaklıktan çıktı. Emri tekvini şu, mutlak kanundur, umumidir, mutlaktır. Ama okuyorum. Emri... Hasan abicim bir şey daha söyleyebilir miyim başlamadan hemen? He. Hasan abi, dima derslerinin başlarındaydı sanırım. Biz emri itibari, emri nisbiyi tahayyül ve tasavvura yarıştırmıştık. Vahid-i kıyasıdır bu her ikisinin toplamı. Vahid-i kıyası tahakkule demiştik abi. Şimdi, öyle telefonda hani büyütürsünüz, büyütürsünüz, büyütürsünüz veya tam tersi küçültürsünüz, küçültürsünüz resmi abi. Şimdi biz bu emri tekmini ve emri tekmini ve evamiri tekmini'yi küçültüp 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 baktığımız zaman Hasan abi, birini tahayyüle, birini tasavvura yerleştirebiliriz. Yani bu her ikisi aslında vahid-i kıyasıdır abi diye düşünüyorum. Yani mesela tahayyüle, daha doğrusu şöyle söyleyeyim abi. Evamiri tekviniye kısacası şu. İtibar. Emri tekvini, hani var ya, Allah varı yok eder, yoku da var eder. Yoku var etme tarafıdır. Evamir tekvini ise vardan varı yapıyor. Şimdi bize uygulayacağım. Allah hiçlikten yaratmasını emri tekviniyle yapar. Vardan ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyilden var. Ondan yapması, vardan var yapıyor. Şimdi dimağa gelin. Hariçte yok. Ama insanın sisteminde var. Hani şek, şüphe, ihtimal, küfür, inkar var ya. Başka şey de var insanda. Halk etmek. Halk etmek Allah'a mahsus. Ama serbest bölgede mümkün. Olmayan bir şehri var ederim. Varı da yok ederim. O zaman serbest bölgede her şeyin sureti olduğu gibi emri tekvininin de evamiri tekvininin suretleri var. Emri tekvini ile ne yaparız? Emri tekvini ile serbest bölgede var olmayanı var ederiz hayalimizde. Var olmayan fikirleri de var ederiz. Var olanı da yok ederiz. Emri tekvini serbest bölgede işlevi böyle. Yoku var eder. Tabii. Hepsi çalışıyor. Adem'i işletiyorsun. Yok, var ediyorsun. Adem'den çıkartıyorsun. Yani bir şey okuyoruz. Ne işine yarayacak? Kuru bir bilgiyle ben ne yapacağım yani? Ben ilk önce onu soruyorum. Bu benim ne işime yarayacak emin tekmini? Mesela bir misal söyleyeyim size. Ben işe şöyle başlıyorum Mehmet abi. Ustadın kaç tane talebeli var? Böyle bir vakıf biliyor. Kaç tane vakıf vardı? Şey, talebesi vardı. Şu kadar. O söyledi şu an. Şimdi neredeler? Torunları kim? Bununla meşgul olmuş. Ama ben yapamam bunu. Yanlış da demem. Çünkü benim işime yaramaz. Ne işime yarayacak diyorum. Mesela bazıları hatıra hastasıdır. La mevcudu sen bitirdin. Risale-i Laikalar tarihçedeki bu hakikatleri bitirdin. İşte insanoğlu çok acayip. Yani dengeyi tutturması zor. Niye hatıraları, gayrimüteşilleri merak ediyorsun? Sanki bunu kontrol ettin. Ha şimdi benim ne işime yarayacak? Abilerin kaç tane talebesi vardı? Şimdi emri tekvini benim ne işime yarayacak? Serbest bölgede varı yok ediyor, yoku var ediyor. Evamiri tekvini ise vardan var ediyor.
Emri tekvinin bizimle alakası var mı? Emri tekvinin sureti var bizde. Hani yani yok, olmayanı var etmiyor muyuz? Mehmet Kardeşim, olmayanı var etmiyor muyuz? Adem'den vücuda çıkartmıyor muyuz? Ama hariçte yok. Mesela diyelim ki Allah hakkında suizan. İfrat ya. Yoku var yapıyoruz. Yani şöyle söylemek istiyorum. Emri tekvidi imkan dairesinde var mı? İmkan dairesinde yok. Kafasızın kafasında var. Hangi dairede var? Mümteni'de var. Ne işime yarayacak? Kötüyken ben hastanede kendimi iyi hissederim. Saraydayken ben iyiyken kötü hissederim kendimi. Bu emri tekvini yapıyor. İşte dünyamızı cennet veya cehenneme çeviren bu emri tekvinidir. Sureti bizde böyle arkadaşlar. Aslı nerede biliyor musunuz? Aslı. İmkanın en tepesi neresi biliyor musun? İmkanı zati, imkanı akli, imkanı örfi, imkanı adi, imkanı zihni de. İmkanı zihni. Aklım gitti. İmkanı konuşunca konuşacağız orada. Yani ama burada ne lazım bize? Arkadaşlar bir insan kendisini kötü hissediyorsa serbest bölgedeki ademi vücutları şek, şüphe, inkar, hani ben de iyi değilim gibi de o da Allah nasıl yoku diyebiliyor. Ben de iyiyken iyi değilim. Bunu yapan emri tekvini. Yoku var ediyor. Mesela suizanın ifratı, tefriti. Yani tefritini emri eğer şey yaparsak, uygularsak, şimdiki kafamla bilmiyorum. Her şeyin ifratını, emri tekvini, tefritini de vamiri tekviniye yapmış denilebilir mi bilmiyorum. Yani her şeyin ifrat tefriti zarar ya, olmayanı var etmiyor muyum kafamda? Sen kafanda kurguladın demiyor muyuz? Olmayanı var etmek, o zaman Adem'den emri tekvini çıkartmak değil mi? Olmayanı var ediyorsun. Adem'den vücut rengini veriyorsun. Emri daha vücut. O zaman emri tekvini şeytan işletiyor. Evamir tekvini de nefsi emare. İşletebiliyor. Evet. Çünkü nefsi emare vücut verebiliyor. Şeytan vücut veremez. Mesela şöyle düşün. Diyor ki kadın tuzağına keyden azima diyor. Bak insan. Ama şeytanın vesvesesine keyden zayıfa. Ha, şeytanınki zayıftır. Nefse emaresi kavidir. Şimdi emri tekvini benim ne işim? Yani şey demek istiyorum abi. Serbest bölgede şeytan ve onun avaneleri emri tekvini sistemiyle sana müdahale ediyorlar. Nefsi emare de evamiri tekviniye İyle. Daha. Aynen öyle. Ben de onu kastettim zaten. İlk. Tefrit o. Siz bir zaman derdiniz ki tabi latife olarak Allah'ın aklı yoktur. Tabii, evet. Nesi var Allah'ın abi? Evet. Allah'ın ilmi var. Akıl cihazdır cihaz. Aklı yok deyince bir anda beni keseceklerdi. Tamam. Allah'ın aklı yok çünkü bu onun için demişlerdi Metsu. Allah'ın akıl cihazdır deyince 27. sayfa sözlerde tamam Allah'ın cihazı yok. Akıl cihazdır, alettir. Allah yarattı, ilimle yarattı. Tamam mı kardeşim dedim de tamam öyle desene baştan dedi ya. Allah'ın aklı yok deyince yani sen dedi öldürülmesi vacip olursun dedi ya. Devam. Şimdi söyle. Abi yani demek istediğim şu ki biz eğer bunların her ikisine vahiylik üyesi dersek biz Allah'ın ilmi sıfatından, ilim sıfatından sonra emri tekvini ve evamiri tekviniyi konuşabiliriz. Hı. Öncesinde değil diye. Evet, evet. İlim malıma tabi. Şirkin malumu yok ki ilim olsun. Hı. Şirkin vücudu yok ki ona ait ilim olsun. Ama batıl ilim var diyor. O da madum. İtikada taşırsan imtina olur. Şirkin bir sureti var bir de batınısı var. Batınısı itikad, zahirisi ilmi vücut. İlim. Şimdi emri tekvini bir okuyayım ondan sonra hemen geçeceğim bugünkü derse. Şey yapmadan peki... Bunun vasatına ne diyeceğiz abi ya? Çok ilginç bir şey çıktı ya. Emri tekvini ile evami tekvini vasatı mı? Ya yok bunların birisi ifrat dedik, biri tefrit dedik. Vasatı fıtrat-ı asliye.
Hani ha, anladım. Ana daha bir şey demedi. Dur daha biraz gidelim de. Hep nereye geldi? Efendim amir. Ben sanırım o adam madum böyle olabilir mi? Kulaz ve Rabbin nas, melki nas ilahin nas, cemal Allah. Olabilir mi canım? Evet, Rabbin nas işte o. Doğru söyledi. Şu aşağıda dedi ya, melikin nas ilahin nas, melikin nas, Rabbin nas. İşte o. O üç tane sor. Allah olabilir mi diyor. Ay cemal Allah. Görüyor musun? Evet. Kulazı bırakınca. Zaten bunu kaydedildi. Ona geleceğim çünkü. Ne işime yarayacak? Niye Allah söyledi ki kulazı bir sıkıntınız olduğu zaman Rablığıma. Hangi cins sıkıntın olunca? Rablığıma gel. Şöyle sıkıntı olursan ilahlığıma. İlahinaz. Ondan sonra şöyle olursa melikliğime, malikliğime, melekelerine, melekelerine dön. Benim malik, malikliğim senin melekelerine, malik olduklarına. Melekelerim, melaikelerim var. Karanlık mı oldu bir anda? He? Şu anda siyah oldu ve beyaz oldu. Öyle mi? Bir şey geçti. Öyle mi? Ha, öyle mi? Tamam. Ha, çok güzel. Şimdi Melik-i Naz. Görüyor musun ufak bir şey? Geliyorlar. Geliyorlar. Silahlar da. Melik-i Naz mülkteki malikler, melekeler, nedir o? Melaikeler. Biz de uyandırılmış, sahip olduğumuz melekelerimiz, latifelerimiz, melaikeleri iman anladık mı? Melik-i Naz, bir de İlah-i Naz, Rabb-i Naz. Bunlar psikolojine temel şeyi tutuyor. Allah Resulü o zaman gelmiş. Nuska yaptılar ya, o zaman bu sure gelmiş. Felek ve Nas suresi gelmiş. Vazeteyn deniliyor. Ne yaptı? Rablığıma, ilahlığıma, melikliğime sığın. Yani, yanisi gidiyor. Emri tekvini, yaratılışa ait ilahi kanun ve nizam, tekvine ait işler, hadiseler, maddeler, fıtri kanunlar ve adetullahın tazamun ettiği emirler. Mesela ilmin itası manen ameli emrediyor. Zekanın itası ilmi emrediyor. İstidadın bulunması, zekayı, aklın verilmesi, marifetullah'a kudretin verilmesi, çalışmayı, cesaretin verilmesi, cihadı, manen ve tekvenen emrediyor. Yani mevcudun fıtratı olmaya karşı meyli. Su ıslatır, ateş yakar gibi. Su ıslatır. Emri tekvini bu. Yaratılışa ait kanunlar, nizamlar, tekvine ait hadiseler, maddeler, uygulaması ise ilmin ne olduğunu bilmiyorum ama içsel aleminde ameli emrediyor. Emreden güç. İçsel ve dışsal birbirlerini iktiza etmeleri, aklın verilmesi, marifetullah, kudretin verilmesi, ameli, cesaretin verilmesi, cihadı, manevi tekmenen emrediyor. Şimdi evamiri tekviniyeden okuyayım. Arkadaşlar, evamiri tekviniye namustur, emri tekmini kanundur. Daha camidir, tamam mı abiler? Orada görüyorum. Tabiri diğerle, emri tekvini imam-ı mübindir, mazi ve müstakbele bakar. Evamiri tekviniye hale bakar. Nedir o? Kitab-ı mübindir. Emir, emir hem iradeyi hem kudreti hem ilmi cem etmiş. Emredebiliyor. O zaman şöyle yazmışız. Emredince emir üç şekilde kendisini ifade ediyor arkadaşlar. İrade emri Rabbani. Şu. Emir kendisini irade ile, irade yani emri Rabbani olunca kulazı bir Rabbin naz. Ne dedi? Sıkıntın var değil mi? Senin sıkıntın var psikoloji. İrade nedir? Vicdanda irade neydi? İbadetullah. İbadet. Evrat ve eskarını oku. Kulazı bir Rabbin naz. Evrat ve eskarına sarıl.
Melik-in Nas melekelerine şey yap. İlimle meşgul ol. Mesela diyor ki adam, psikolojiye bir atıf yapayım. Psikolojisi olanlara. Şimdi diyoruz ki, şöyle yapayım. Psikoloji sıkıntısı olana. Risale-i Nur şekilde okunur derdim eskide. Değilmiş o. Üçü bir paketmiş. Okursan, dinlersen, okursan bir kısım sıkıntın gider. Derslere gidersen, dinlersen, bir değişik tarafın da gider. Hep bunlardan öteye metni düşünüp yazarsan, metni yazıp çıkarımlar yaparsan, bu takıntıyı yok eder. Takılıyorsun ya, ölüm korkusu, şu, ikide bir, ulan Risale okuyorum gene geliyor. Risale okuyorum, kurtulamıyorum ki ya, ki takıldım. Yani temelde vesveseyi yok ediyor. Yazarsa. Evet. Usta diyor ki yazmak. Yazmayı yazıcılara bıraktılar. Yazıcı kardeşler. Bak hele, bu kaçıncı defter? Yazıcı kardeşlerin de 30 tane defteri fazla vardır onların. Çünkü onlar mesela 30. Niye? Yaz kardeş, yaz. Allah yaz dedi. Allah oku dedi. Hepsini dedi de. Şimdi emir, sıkıntı mı var? Rabbin Nas, rububiyetime iltica et. İrade. İrade nedir rububiyet? Evrat, yani vicdanda irade, ibadetullah'a sarıl. İbadetullah. Melik-in Nas, melekelerine malik olduklarını çoğal ilmini. İlah-in Nas, ilahlık. O itikattaki putlar var ya, hurafeler, şeyler, YouTube'lar, şunlar bunlar. Bir sürü şeyleri var. Terklerini çoğalt. Terklerini çoğalt. Hep bunlardan sonra gene iyi olamıyorsan Doktor Fikret'e git, ilaç al. Çünkü sen, bir tanesi dedim ki bak bunu yapınca düzeleceksin. Ama bir tuzak söyleyeyim sana. Düzelince birkaç hafta sonra daha yapmayacaksın. Nasıl düzeldin? Ama şimdi silahlı gelecekler. Daha beter olacaksın. Bırakırsan bırakma düzeldim diye. Sonra bunları yapsan da çok zor. İlaca bağımlı olacaksın. Sonra aynen öyle oldu. Sen çok şahitsin. Ne yapayım dedi şimdi. Bir daha bana start et. Mümkün değilse ilaç içeceksin. Sen hak ettin ilaç içmeyi. Ölünce kadar ilaç içeceksin. İlaç içeceksin. İnsan oluyor o kadar zalim ki kendisine, cahil olduğu için. İnnehu kâne zalûman cehûlâ. Ölünceye kadar ilaç içmeye razı oldu, namaz kılmaya ve kitap, risale okumaya razı değil. 10 dakika yaz, 1 saat komple gününe namaz denk geliyor, namazını kıl, yapmıyor, ilaç içiyor. İlaç içince de iyileşmiyor. Ve zaten devamlı içmesi demek, iyileşmediğini gösteriyor. İlaç içeceksin. O kolay geliyor da insanlara ilaç içince iyileşmiyor. Demek ki emredince Allah, irade emri Rabbani, emredince kudretle emri ilahi, emredince ilimle emri ezeli olarak tezahür ediyor. Kaynağını söylüyorum. Sözler 197, 29. defterin 82. sayfasında izah var. Size göndermişim. Başka bir yer okuyorum. Kur'an'da da bu ilim, irade ve kudret hasiyeti evet, var. Devamlı. Yani Allah sözde geçiyor ya. Devamlı ilim, irade, kudretiyle her yerde, zatiyle kainatta değil. Kainatta olan ama olanın içeriksiz içeriği insan, vücutsuz vücudu var. Zatiyle insanda. Zatiyle insanda var. Şimdi emir geneldir. Arkadaşlar bunu da not alabilirsiniz. Emir geneldir. Hilkattır. Umumidir. İstidat gibi. Yazmama gerek var mı? Bir daha. Emir geneldir. Amdır. Hilkattır. 20. mektupta hilkatin en yüce gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Bak hilkat diyor, fıtrat diyor. Hilkat emir geçiyor. Emir, evamiri tekvini ise
hususidir, fıtrattır, hastır, kabiliyet gibi. Bir daha söylüyorum. Emir geneldir, hilkattir, umumidir, istidat gibi. Evamir-i tekviniye ise hususidir, fıtrattır, hastır, kabiliyet gibi. Bunu birkaç yer söylüyorum. Sözler 701. Bu defterin 20. sayfasını izah ediyor. Sözler 249-356. sayfasında bu var. Bu defterin 83. sayfasında anlatıyor size gönderdiğim gibi. Nereden çıkarttım? Sözler 701, Sözler 249, Sözler 356. Başka. Bazen kudreti aynı emir makamında, bazen de emri kudret makamında kullanıyor. Emir aynı kudret, kudret aynı emir oluyor Sözler 469'da. Mesela şeyde diyor ki, Kitab-ı Mubin'de, kudret yerinde emir kullanıyor. Tamam. Kudret yerinde emir kullanıyor, biliyor musunuz yani? Allah Allah, ilim, şey, kudret irade iken kudretini şey, batını konuşurken, batın şeyleri konuşunca emir irade kullanıyor. Bu Kitab-ı Mubin zahir ya, zahirinin zahirisini konuşursa kudret irade, zahiri olan Kitab-ı Mubin'in batın tarafını konuşursan emir irade. Tamam. Peki şey yapalım. Batın var şey, melekut tarafı var ya, İmam-ı Mubin. Onu konuşurken batın ya, batının batınısı ilim oluyor. Batının zahirisi de ilim, emir oluyor. Emir ilim diyor ya. Yani İmam-ı Mubin kastediyorum. İmam-ı Mubin emir ilim, Kitab-ı Mubin kudret irade. Ha, emir ilim diye niye kullandı iki tane? Emir ilim niye kullandı? Ha, batın ya İmam-ı Mubin. Ama batının batınısı var, batının zahirisi var. Zahirin zahirisi var, zahirin batınısı var. Amin diyor Atakan. Evamir-i tekminesinin içerisini Sözler 528'de ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil diyor. Nerede? Bir tane aldım, çok yerde diyor. 528 sözde. Saat 4. Ama daha 2 saat bile olmadı. İradeden gelen kün emri ezelisi. Kün emri ezelisi iradeden geliyor. Emri ezeli hem iradeden hem de ilimden geliyormuş. Bazen emiri, emri ilahi olarak kullanıyor. Mesela İmam-ı Mubin meselesinde bu nerede geçiyor? Sözler 548'de. Kün Adem'e mi söyleniyor, imkanı mı söyleniyor? Kün ol demek var ya, ne diyecek? Var olanı ol diyecek. Adem'dekine değil. İmkanlar, evet. İmkanlar çıkmış. Olarak. Çıkmış artık, ilimdekiler artık, oradakiler. Adem'de vücudu yok ki yani. Emir, emrediyor. Ama orada kün diyor, ol diyor. Emir başka, ol başka. Ama orana ol denilmez ki, olmayan ol denilmez. Ama vücud ilimleri var. Ha, vücud ilimleri var. Vücud harici yok yani. İradeden emri Rabbani, kudretten emri ilahi, kaç defa silmişim bunu. İlimden ise emri ezeli nerelerde geçiyor? Lemalar 395. Yani çok yerden bakmışım ben buna. Yani bu emri Rabbani ile emri ilahi çok zorlandım. Yani emri Rabbani niçin irade? Emri ilahi niçin kudret? Bak hangi kitaptan bakmışım? Lemalar 395, Sözler Kader Risalesi'nde 466, Mektubat 395. Bunların cemül ceminden de kader diyor. Lemalar 336. Kader neymiş biliyor musunuz abiler? Şuraya çevirin. Size de çevireceğim. Mühim olduğu için. Bakayım yapabildim mi? Evamir-i Tekviniye'nin hasretatı. Bak abiler. Şu.
çok önemli olduğu için çok önemli. Şu var ya şu, canım kardeşlerim şu, şu, şu üçü. Cem'ül Cem'inden, Cem'ül Cem'inden ne çıkıyormuş, yanlış yazmayayım. Çok acayibime gitti yani, çok. Kader. Tazamun ediyor. Vay be. Nerede söylüyor? Lemalar 336 mıydı? Bir bakayım. Doğru. Şöyle yapayım. Allah Allah. Şeye, o ilim, irade, kudreti kader denmez. Çünkü kader mahlukat tarafıdır. Allah'ın subutu sıfatında ve zatı sıfatında kader diye bir sıfatı yok. O zaman biz bunu niye öyle dedik ki abi? Çünkü kader neydi? Kader, esma-i ilahiyelerin, esma-i fiiliyelerin, esma-i hüsnaların, yani fiili esmaların bütünselliğidir kader. Bakın zat-ı sıfatı düşünün. Kader var mı? Yok. Peki subut-i sıfatı düşünün. Kader var mı? Yok. Kader iman esasında. İman esasında namazda var. Şey, meleklere vesaire. Meleklere subut-i sıfatta da yok. Melek. Şimdi kader neydi? Esma-i ilahiyelerin, yani esma-i fiiliyelerin, daha doğrusu esma-i fiiliyelerin, fiilde bulunan esmaların ifrat tefrit bütün vasat mertebelerinin bütünselliğidir. Kader, bir daha. Esma-i fiiliyelerin kaç tane şey var şecehe? Hepsinin bütünselliği kaderdir. Bir daha, kader esma-i fiiliyelerin bütünselliğidir. Bütünsellik şu, esmaların ifrat, tefrit, vasatı var. Yani mertebelendirmiş. Nasıl mertebelendirmiş? Celal'in karşısına cemal gelmiş, mertebelenince kemal olmuş. Devam ediyorum. Evamir-i tekviniye yazılımını ilmine, ilim denilir. Evamir-i tekviniyenin yazılımına dedik ilmine, evamir-i tekviniyenin nefsül emirdeki vücudu haricisine kudret deniliyor. Tamam mı abiler? Evamir-i tekviniyenin illetsiz var, bir de illetlisi var. İlleti tamme yoksa evamir-i tekviniye vücudu ilimdir. İlleti tammeli ise vücudu haricidir. Yani Allah'ın ilmine, projeye kudret taalluk ederse mahluk olur. Kudret taalluk etmezse vücudu ilmi olur. Evamiri tekviniyeye illeti tammeli ise vücudu haricidir. İlleti tamme daha taalluk etmemişse çekirdek şeklindedir. Osmanlıca lemalarda, bak ne geçiyormuş, 127. sayfasında Osmanlıca lemalarda, kanunlar diyor, acayip, kanunlar emri ilahi, irade-i Rabbani'nin külli bir cilvesiymiş. Kanunlar iki yerden geliyormuş. Emri ilahi, irade-i Rabbani'nin külli bir cilvesiymiş. Yani emire ilah diyor, irade-i Rab diyor. Bak şöyle, bak şöyle diyeyim, bak abiler, şunu çevirelim mi? Şöyle çevirelim, çok... Antikanıza gidecek. Nasıl oradan o nazm-ı maniyle çıktı? Şöyle yapacağım. Şimdi inşallah Arnavutköy'de bunlar olmayacak. Bu çıkıyor mu? Yok. Şöyle yapsak. Vurdun mu bir yere? Yok abi, geçti. Vurduk herhalde. Artık bakayım. Yok yok, olmadı. Kuşmuş meğer. Oradaki resme kuş. Güzel. Bak. Oo. Şimdi Osmanlıca lemalarda bak ne geçiyor. Yani bu garibime gitti ya. Şu alayım.
aynı metni nereden çıkarttığımı da hem gözükecek. Yani göreceksiniz ki siz de öyle yapın. Doktorun ismini silmeyin. Çünkü doktor çocuklara ders veriyor. Kanunlar nereden geliyormuş? Emri ilahi. Bir de emri Rabbani. Bunlara külli bir cilvesi, ha. Külli bir cilvesi diye devam ediyor. Bak benden ne çıkarttım buradan. Şundan şunu, şundan şunu. Yani emir ilah, ilah, irade Rab. İkisi de aynı ama abi. Nasıl çıkardınız onu? Emri ilahi, emri Rabbani diyor. Şimdi nasıl bunu çıkarttı? Dur bakayım, biraz gitsin. Defter neresini geçiyor? Dur hemen. Orada o kulasa yazdım ya. İrade Rab. İrade, ha. Yanlış yazdım burayı. Yani İrade-i Rabbani. Yanlış yazdım. Yani. Burayı yanlış yazdım. Yanlış yazdım. İrade-i Rabbaniye. İrade-i Rabbaniye. Ama irade-i ilahiye geçiyor abi ya. İrade-i ilahiye de geçiyor. Bu Osmanlı lemalar. O da geçiyor. Bazen işte kudreti emir, emri kudreti bazen Rabbi, ilah, ilahi Rab makamında iradeyi kullanıyor. İkisini de kullanıyor. Ama Osmanlı cenemalar böyle geçiyor. İmam bin Basri'nde tersi geçiyor. Evet. Onun için Rab ile ilah hakim ne zaman böyle alemimizde irade mi, kudret mi diye oturacak inşallah. Şu anda gidiyoruz. Buçukta kesiyor. Tarp buçukta. Masnuatın ibadeti mahsusa, tesbihat-ı hususiye, tayyiyet-i muayyene ile tabir edilen evamir-i tekviniye. Masnuatın tobe. Masnuat var ya, mevcudatın. He? Nasıl abi? Bizim güneşten kaçarsa bakalım nereye gideceğiz. Daha nereye gideceksin? Evet. Masnuatın bir ibadeti mahsusası var. Şu şeyin. Kirazın. Şöyle yapayım. Kirazın ibadeti mahsusası var. Tesbihat-ı hususiyesi var. Tahiyyat-ı muayyenesi var. Bunun neymiş biliyor musun? Komple. Evamir-i tekviniymiş. İbadeti mahsusa, tesbihat-ı hususiye, tahiyyat-ı muayyene, bu fıtrattır. Evamir-i tekviniyedir. Fıtrat benim. Hılkat, farkı söylüyorum. Fıtratta hılkat. Daha önce de söylemiştik. Allah var iken hiçbir şey yoktu. Yaratıldık. Bu da yaratıldı mı? Ben de yarattım. Bu da hılkata tabi. Ben de. Hılkatta eşitiz. Yaratıldık. Bu da yaratı ben. Buna hılkat deniyor. Ama bu bardak, ben Hasan. Bu fıtrat. Tamam mı? Fıtrat. Yani hılkatın en büyük gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Yani netice, fıtratın neticesi olur. Hılkatın gayesi olur. Fıtrat niçin yaptın? Ahiret neticesi. Fıtratın yüce neticesi. Fıtrat. Fıtratın neticesi olur. Hılkatın olmaz. Hılkatın gayesi var. Hılkatın gayesi var. Neticesi değil. O zaman arkadaşlar, evamiri tekvini deyince has ve hususi. Emri tekvini deyince kanun gibi, istidat gibi, genel ve umumi. Bir de sanki irade Rab'da namus var.
emir ilahtan kanun var. Yani iradede şeriat çıkıyor. Rablukta, Rablukta, Rablukta. Yani benim şerri bir şeriatım da var. Bir de onun bir şeriatı var. Burada namus var abi sanki. Bir de şey, emir ilahide de kanun var. Kanunda da değişmez bir nizam. Ha. İlahta kanun var diyor. Rabbimde de, Rabbimde spanhas, Rabbul Alemin değil. İlahım ve Rabbim. Burada da namus var. Namus. Olur, çok güzel. Evamil ilahiye, İmam-ı Mubin'e, İmam-ı Mubin de Evamil Tekviniye sırayla çıkışıyor bak. Evamil ilahiye, İmam-ı Mubin, İmam-ı Mubin Evamili Tekviniye, Evamili Tekviniye de küçük bir mücessemi olan çekirdeği yazıyormuş. Yazayım mı? Yazayım. Bu yazılması lazım. Şimdi arkadaşlar, Evamili İlahiye, Evamili İlahiye ne yazıyor? İmam Mubin'i. Onu da yazacağım. Bunu yazayım mı? Şöyle yapayım. İmam-ı Mubin de Evamil Tekviniye. Bu önemli burası. Tekviniye'yi Evamiri Tekviniye de küçük bir mücessemi olan çekirdeği yapıyor. Tamam abiler. Bu sıra bu. İmam-ı Mubin'i biliyorsan tabii şey yapar. Lef-i Mahfuz manasındaki o şey. Görüyor musun? Evamir-i İlahiye İmam-ı Mubin'i, İmam-ı Mubin Evamir-i Tekviniye'yi, Evamir-i Tekviniye'yi de çekirdeği yapıyor. Nerede anlatıyor? Mektubat 36. Fıtrat asliyesini yaşayan, Evamir Tekviniyesini yaşayan demektir. Bir daha. Fıtrat-ı asliyesini yaşayan, Evamir-i Tekviniyesini yaşıyor. Yani Evamir-i Tekviniye, ihtiyaç, iştiyak, incizap, cemul ceminden Evamir-i Tekviniye. Nerede anlatır bu? Mektubat 331, 477, 478, İnce Mesnevi Nuriye 250. Yani fıtratını yaşayan Evamir-i Tekviniyesini yaşıyor. O zaten onun kaderidir. Onun da kaderidir. 13 dakikamız kaldı. Emir bazen ilah, Rab, ezel olarak kendini gösterdiği gibi emir, yani bazen ilah olarak gözüküyor, bazen Rab, bazen ezel olarak gösterdiği gibi bunların tümünü cem edip gösterirse Evamil-i Tekviniye denilir. Yani emri ilahi, emir Rabbani, emri ezeli, vücud haricisi nereye bakıyor? Evamil-i Tekviniye'ye bakıyor. Melekut tarafındaki nereye bakıyor? Emri Tekviniye. Emri Tekviniye bakıyor. Allahu alem bu emirlerin vücud-u harici zemini de hayatmış. Yani ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil nerede o? Neyle yapıyor? Bunu lemalar 336'da
hayat olduğunu söylüyor. Yani hayata emir olmadığı için emri ilahi konmamış. Hayata emir yok. Hayat emredilmiyor, ilaha emrediliyor. İrade, yani emir üç şeye emrediyor. Sıfatı sıfata. Bir, ilme, kudrete, iradeye. Hayata emir gelmiyor. Emir, tekvindeki emir, subutu sıfattaki kudrete, iradeye, ilme emrediyor. Zaten birinci yaratılışta onlar var. İkinci yaratılışta hayat, sembaslar var. İkinci yaratılış evet, onlar. İkinci yaratılışta. Hiçlikten yaratılmak bunlar. Evet. Bunlar yapılıyor. Ondan sonra oradan çıkıyor bu tarafa. Yazılımı ilim dizdim şimdi. Takdir etmek irade. Olma hali, vücudu haricisi kudret. Tüm bunların vücudu harici malzeme zemini ise hayat. Yani Allah bardağı da, kalemi de, beni de hangi malzemeden yarattı? Hayat malzemesi. Hayattan yaptı. Yazılımı nedir peki? Bak bunun hangi malzemeden yaptı? Hayattan yaptı. Peki bunu hayattan yaptı. Yazılımını, bunun yazılımı neyle yaptı? İlim ile yaptı. Takdiri iradeyle yaptı. Tamam, ilim var. Ondan sonra irade var. Bir de malzeme de var. Tamam, Nasrettin Hoca demiş ki, tayin var, pekmez var, ben yokum. Olmadı. Ben var, tayin var, gene olmadı. Gibi. Yazılım var. Takdir var. Vücudu harici olma şekli var. Yani o da hazır. Patlayacak. Malzeme de hazır, bir emir. Evet. Zaten hayat yedi tane subutu sıfatı cem etmiyor mu abi? Cem ediyor. Tazamın ediyor. Tazamın. Dolayısıyla malzemedir. Evet. Bunlar da anlatıyor konuştuğumuzu. Hocam, abi kelam, ilim, irade, kudreti tazamın ediyor değil mi abi? Hı. Evet. Peki sanki hayat da aynı şekilde abi, sanki hayat, ilim, kudret ve iradeyi tazamın ediyor gibi sanki. Yedi, hayat bir kelam mıdır? Yedi, sen duymadın Mehmet'in dedi. Yedi tane subutu sıfatın diyor cemidir hayat. Diyor yani şu. Hayat her şeyin aslıdır, esasıdır. Yani iradede, kudretinde, sem ve basarın zeminidir. Malzemesidir. Hayat. Yani üçü değil, yediği tazamın ediyor. Hepsini tazamın ediyor. İşte bana 30 geçiyor. 336 lemalar. Evamiri tekviniye nereden geliyormuş? Sıfat-ı iradeden geliyor. Bir de şeriat-ı fıtriyeden geliyormuş. Evamiri tekviniye sıfat-ı iradeden geliyor ve şeriat-ı fıtriye olandır. Şeriat-ı fıtriyeymiş. Bir daha. Evamiri tekviniye sıfat-ı iradeden geliyor. Yani eğer yazarsanız şöyle yazılıyor. Şöyle yapayım. Evamiri tekviniye. Şöyle yapayım. İlle yazılınca güzel oluyor. Tekviniye. Yazılmasa uçup gidiyor biliyorum. Yazık oluyor. Kesinlikle yazmak lazım. Kesin. Yani uçuyor bak. O kadar güzel bir şey ki uçmasını istemedim. Sıfat-ı iradeden geliyor. İradeden geliyor. Allah var ya, yazmışız daha zamanında. Amir tekbirlerinin mahiyetine irade-i ilahiye yazmıştık abi. Allah Allah. Evet. Şeriat-ı fıtriye. Osman demişti ki, bu şeceri hikati tek tek çalıştım, tamam da mı? O zaman tek başına nasıl koydun onları, ben de bilmiyorum ki. Bir kere Adem'in tekvinde olduğunu hangi kafayla o zaman olmuş? Kafasız kafada o olunca oluyor. Kendine vücut dengini verilmediği anlarda oluyor. Şeriat-ı fıtriye olandır. Şeriat-ı olandır. Şöyle silelim ki doktor maalesef bu zahiri ilmin üzerine batın ilimleri koyduk.
alet ilimleri burada durdu. Çocuklara öğretiyor, mahalle çocuklarına doktor. Ya bu doktor hepten oynatmış. Doktorluğu bırakmış, gelmiş mahalle çocuklarına Kur'an öğretiyor. Anormal. Anormal? Anormal olan bir normal. Olacak bir şey mi? Kafam ne? Ben olsam, alırdım bir hatun, ev, araba, iş yeri, tam dünya gülmüşken. Alabilirdi ya. He? Alabilirdi, tercihtir. Ya. Acayip. Melaikeyi anlatıyor şimdi. Melekler neymiş? Melaikeler vücut ve mevcudun neymiş? Vücut ve mevcudun bir. Çok özel. Yani Mektubat 478'den Lemalar 250'den okuyorum bak. Melekler, istersen yazarım bunu. Melekler vücut ve mevcudun hamali, mümessil ve mütemessilleri. Şöyle yazayım ki bu da önemli. Bunu doktor sesim olur mu abi? Sen bir daha yazacaksın abi. Yok, zaten bitti ondan inşallah. Meddi mufasil. Meddi hepsini. Şimdi bu çok önemli de melekler neymiş? Evet. Melaikeler. Bunlar o kadar çalışılmış ki özün özü iş yapıyor. Bir, iki. Vücut ve mevcudun bir hamale. İki mümessil. Sizi göndermişim ha. Meclis-i Nurani'de var yani bu defterdeki. Geçen hafta bakarsanız. Mümessil. Edebiyat hocam hatırladı. Ben bir ara başkanlık yapmıştım. Mümessil. Tamam mı derdi. Mütemessilleri derler. Öyle mi yazıyor? Mütemessilleri. Virgül. Mütemessilleri. Donmuş vücudu haricileridir. Haricileri misal ağaç mücessem haline ağacın mücessem haline mücessem dedik değil mi? Aynen. Hani gelmiş atom libasını giymiş meleklerdir. Bakın görüyor musunuz? Şu kiraz neymiş o zaman şimdi? Donmuş melaikeymiş. Donmuş melaikedir. Her şey. Onun için bir raddes yapmış. Şimdi düşünmüyorum abi. Hiçbir yere basmıyor. Hepsi melek. Ya. Taşıdığımız gibi bizim için melekler mi taşıyor? Hani amelesi meleklerse...
Yani biz herhalde sadece meyil ediyoruz. Hiçbir şey yok bizde. Hiçbir şey yok. Hepsi bu. Kiraz donmuş meleke. Bu melek aynı bu. Nerede anlatıyor? 478 mektubat, 250 lemalar. Kahar esması odanın en çok meleklerde gözüküyor. Çünkü kahar boyun eğdiriyor yani. He. Yani her şey yerli yerinde oluyor. Yerli yerinde olması da yani şeyin dışına çıkmıyor. Olur, evet. Olur. Son. Buçuk. Tamam. 4,5 evet 4,5 oldu. Çok güzel, iyi gidiyorduk. Allah mübarek eylesin inşallah. Haftaya da inşallah beraber olacağız. İstanbul'da olup da derse gelmeyenlere kızıyor. Tatilde olana bir şey demem. Evde İstanbul'da olup da dinleyenlere veil olsun. Bu dersi dinleyene. Çünkü niye? Hayır. Şu anda yoldayım abi. Şu anda yoldayım. Hayır. Taşbaşırı geldi ama sizi seviyorum. Meyveleri de yiyemeyeceksin he. Ya çünkü niye? Ya İstanbul'da olup da kar akıl mı ya? Korona olunca çıkış yasağı varken delip geliyorlardı. Demek ki yasak ya. Ne kadar nimetmiş. Latife bir tarafa. Evet. Cenab-ı Hak ihsan etti bunları, lütfetti. Evet. Ama öyle ama çok böyle. Bu dersleri Cenab-ı Hak bize nasip etti. Olsun. Dağda da olsa, evde de olsa Cenab-ı Hak sana nasip etti, bana nasip etti. Lütfetti. Allah lütfunu esirgemesin, almasın, elimizden almasın. Hak etmediğimiz halde ihsanı, ikramı, lütfu, keremi, inamı olan şu nimet ilahiyesini beşeriyetimize bakıp elimizden almasın. Beşeriyetimizin iktizası olan günahlarımızdan dolayı merhametini bizden çekmesin. Ya Rabbi aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza kıbletullah nasip eyle. Bizi bize bırakma, biz bizi unuttuğumuzdan sen bizi unutma ya Rabbi. Evladı iyalerimizi de istikametten ayırma. Bizim sevdiklerimizi, bizi sevenleri de iki cihanda aziz eyle. İştirak-ı amali uhreveden hasıl olan hasenat ve ecillerini dünya, sekeratta, berzahta, haşirde, sıratta ve ebed aleminde hak etmediğimiz halde merhametin iktizası olarak karşımıza çıkarmayı nasip eyle ya Rabbi. Risale-i Nur'un talebesi unvani olarak teris olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, kalbimizde buğzu, nefreti, adaveti, kin ve öfkelerin vasatına getirmeyi bize nasip eyle ya Rabbi. Onların ortadan kalkması insanı insanlıktan çıkarıyor. Vasatı insan-ı kamil oluyor. Allah'ım onları vasatta tutmamızı bize nasip eyle ya Rabbi. Kuvve-i şeviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akleni, vasat mertebesini bizde nasip eyle ya Rabbi. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma salavat. Allah razı olsun. Amin. Kusurlarımız varsa kusurlar affola, beşeriyetimize verile. Dersin başında her bir latife mustakil bir şahıstır. Kimse kutsi değildir. Peygamberler hariç. Onlar mahfuzdur ve mahfuzdur. Ne masum demek? Masum ve mahfuzdur. Mahfuzdur. Ya. Günah işlemezler ve korunuyorlar. Korunuyorlar. Biz öyle değiliz. Evet. Ama size bir şey mi paylaşayım? Şu evamül tekvini çalışıyorum ya. Çalışınca insan etkilenmez mi yaptığı bir şeyle ya? Mesela değirmene giden adam unlanır değil mi? Tamirle meşgul olan adamın yağ kokar vücudu. Hadi bir şey yapın. Hadi bir şey yapın. Ondan sonra devam etsin diye. Ondan sonra şimdi bu işlerle meşgul olunca böyle hem zararı var bize hem karı var. Böyle dengeyi tutturamıyorsun yani bu alemi. Sana ben kiraz getirdim ya. Allah razı olsun. Ondan sonra yani burası hakikaten ilmen diyorduk ama bazen his oluyor. Hakikaten o kadar kıymetli kutsi ki burası. Burası değil ya. Çok
garip ya. Saydamlaşıyor burası. Sanki onlar burada hissediyorum ya. Bazı. Şey yok yok o zatları. Yani böyle sanki bütün hepsi soframızda. Bu Maide-i Kur'an'ın sofrasında. Onlar hep buradalar. Böyle yani böyle tam tersini düşünmek aklen muhal olmaya başladı bende. Yani mesela İmam-ı Rabbani'nin Hazretleri'nin burada olmaması aklım almıyor. Yani itimat edin. Yani burada şu anda ahiretin olmaması bu evamir tekviniyeden sonra oldu. Emri tekvini. Yani burada olmaması hani oranın burada olmaması. Usta zaten söylüyor. Bu alem nedir? Alemi gaybın üzerine tenteneli perdedir. Perde nerede? Yoğurt mayaladın. Perdeyi nerede aşaptın? Yoğurt neredeyse perde oradadır. Perde neredeyse yoğurt oradadır. Örtülmüş yani. Hakikaten o kadar acayip bir şey ki yani artık kabili de şeyi de acayip hep suret yani. Selamun aleyküm Hasan abi. Aleyküm selam. Hasan abi demin dediğin şeyi düşünüyordum ben de. Yani şimdi çalışıyorum dedin ya. Ben dedim Hasan abi çalışmıyor, çalıştırılıyor. Bu derslere çalıştırılıyor. Şimdi Risale-i Nur'un akabinde şu abi, Risale-i Nur sanki böyle yazılması bitmiş gibi. Değil abi, bu dersleriniz yaptığın dersler benim alemimde. Haşiyelerle Risale-i Nur hala şey yapıyor abi. Devam ediyor. Huzur ediliyor. Evet. Vahiy bitse Cebrail'in işi bitti mi? Ustad diyor ki vahyin vazifesini gören şumurlu ilhamdır Risale-i Nur. Risale-i Nur bitti mi? Hayır diyor. Benimle alakalı şey bitti diyor. Sizin vazifeniz devam edecek diyor. Tahşiyelerle, haşiyelerle, şerh ve izahlarla devam edecek diyor. Şimdi mesela insan etkilenmiyor mu yaptığı işten yani? Hiç mümkün müdür ya ne iş yaparsan? Sen o hukukçusun. Yani doktor mesela veya şey. İnsan diyor ben de bunu yapıyorum. Başka bir şey yaramıyorum. Şimdi evamir tekvini, emri tekvini, evamir tekvini, evamir. Fıtrat, hılkat, fıtrat, fıtrat. Yani o kadar acayip ki şu anda da var yani benim. Şu anda her taraf o büyük zatlar, geyraniler, şeyler hep böyle hissediyorum yani şu anda da. Hiç kurtulamadım bu dersten şeyden. Şu an dersin tesiri değil. Bununla başlayınca böyle tuhaf geliyor yani. Onların olmaması yani hani gelebilirler değil, olmamaları muhal oldu yani. Bu emri tekvini muhal yani. Şimdi ahiret burada. Aynı yer, aynı şey. Peki nasıl? Cennetin 8 tabakası var, cehennemin 7. Ulan dedim niye bir tane şey? Cehenneme alışma yok, bir anda olacak. Cennete alışma olacak. Kum saati var ya böyle, bir ince göbeği var. Dibi de geniş, üstü de geniş. Cennetin bir göbeği var. Darüsselam. Cennet de bizim aramızda bir berzahtır. Ustad der ki buna. Mesela erik. Tipi de buraya benziyor. İsmi de var ama tadı benzemez diyor. Oysa cennetin komplesine diyor ki ne göz görmüş ne kulak işitmiş. Lan erik. Bizim bildiğimiz eriğe benziyor. Oradaki. Ama ismi de erikmiş. Ha, bu şekilde bir berzah cennetle biz bir anda şoklanmayalım diye. Bir ülfet konmuş. O Darüsselam, o kum saatinin göbeği gibi cennetin ortası. Orada zaten Adem Aleyhisselam'la Havva meselesi, şeytan meselesi orada. Yani hem oraya yakın hem buraya yakın. Ama yedisi hiç yakın değil. Cehennem de öyle, yedi. Cennetin de yedisi böyle. Cennetin bir tanesi, ustad kendisi diyor. Yani bir anda şey olmasın diye ülfet oluyor. Sonra ünsiyet olacak ondan sonra. Dehşet olmasın diye. Şimdi burası da böyle yani. Sanki ben Darüsselam bir şey görüyorum yani. İnanın bu şekilde zannediyoruz ama hiç aynı böyle işte Darüsselam. Önüm de şöyle olacak. Şimdi pat dediğim anda gene aynı şey yapıyor. Aynı şeyi konuşuyor. Lambanın yanıp sönmesi. Tak tak. Şartı kalktı kalktı. Tak tak. Söndü yandı. Aynı. Yani dün kuş mu geçti? Ulan dedim oraya bakıyordum. Nasıl bir anda bir anda karanlık oldu, bir anda şey oldu. Tak tak oldu. Yani ampul gibi. Biz dünyada ne yapıyoruz biliyor musun? Yaşamak
yanan lamba söndü, tekrar yandı. Tık tık. O işte dünya yandı. Emri tekvini, bakıyorum ki ne işim olacak? Dimağımda, serbest bölgede emrediyorlar, varı da yok ediyor. Hep emri tekvini yapıyor bunlar. Peki nasıl ben kontrol edeceğim dedim. Bir tanıyayım bu adamı. Ha bir bak, imkana da çalışıyorum bu arada. Fatih kardeş çalışıyor, şeyde Gafur da çalışıyor. İmkan var ya, imkan. Ne demek? Vücut, mevcut, adem, imkan, mümkün, mümteni, mağdur. Hepsi çalışıyor. Ulan bir imkana benim bakayım dedim. Diğerleri bak, diğerleri herkes vücuda bakıyor, ademe bakıyor. Ulan imkana bir baktım, Allah! Beş tane şu anda imkan var. İmkanı zati, imkanı akli, imkanı örfi, imkanı adi, risalede geçiyor. Aslı nedir? İmkanı zihni. Zihne bileymiş. Emri tekviniye bir bakıyorsun, varı yok ediyor kafada, yoku da var ediyor. Vehmin temeli. Emri tekvini hilkat kafamda, olabilirlerin her şeyi. Olmayabileceklerin her şeyi orada, serbest bölgede. Bu emri tekvini. Ama onların içinde ben benim. Yani bu da yaratıldı, ben de yaratırım, hilkat. Bu emri tekvini. Envamiri tekvini ise bu kalemdir, bu ben benim. Bu da evamiri tekvini. Bu da fıtrat. Ya arkadaşlar bu acayip dersler ya. Ya şey demişler, bu oysa Mustafa Emir doğru söyledi yani şey, beraber diyor, çalışıyoruz, hakikaten çalışıyoruz. Mehmet'e de söyledim başta. Mesela emri Rabbani, emri ilahi, kudret mi ilahi mi olacak? Ya kardeşim öğreniyoruz. Alıştırma yapıyoruz. Ne zaman? Ama Risale'nin bir cemaati diyormuş ki bizim bu gruba, İslam dünyasının küçük bir modeli nurculuktur. İslam dünyasının, İslam felsefesini bu grup yüklenmiş. Bizim grup yüklenmiş. Felsefe diyor. Risale-i Nur felsefe. Ha, felsefe yorumu ise doğru. Tekrar El Fatiha.